80'ler 193. bölüm. www.sesibetimlemedernegi.com. Dönen bir çarkın ortasında beliren Neat Motion Pictures yazısı yıldızı gökyüzüne yerleşti. Rasim Öztekin saçsız haliyle kulisten Fehmi olmaya hazırlanıyor. Özlem Türkat da gündelik hayatındaki görünümüyle gelip Rukiye karakterine büründü. Sıra Ahmet'te oyuncuların büyük bir kısmının isimleri kostüm odasında neşeyle dans ederlerken görüntülerin altında yazıyor. Onlar da gündelik hayattaki görünümleriyle, bazıları da Çınaraltı mahallesindeki dizideki halleriyle. Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Ahmet Şoray Uzun, Gülden Ayşe Tolga, Nazlı Yasemin Conka, Ergun Serhat Kılıç, Çağatay İlker Ayrık, Butik Ali Hakan Bulut, Şahin Ceyhun Persoy, Elvan Begüm Öner, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Başkomiser Rıza Onur Dilber, Komiser Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Bekir Hoca Ali Konuk, Fato Ana Suzan Kardeş, Bakkal Mehmet Ayberk Atila, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Nurten Dolunay Donat, Niyazi Haluk Özenç, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Bahtiyar Faruk Sofuoğlu, Belediye Başkanı Manan Mustafa Aşkın Şenol, Yıldız Özlem Balcı, Dilek Betül Berk, Susmuş Süleyman Aydın Sarman, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin Işık, Necla Gülseren Yurtunca, Muzaffer Yalçın Özden, Emel Bahar Sürer, Hasta Bakıcı Hayati Erkan Köse, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmus Şencan, Final Mix Orçun Çatar, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülkü İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Murat Aras, Birol Güven, Eray Yasin Işık, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Mutluk Can Saçıntı, Konuk Oyuncular Zengin Adam Birol Güven, Ömer Alper Düzen. 193. Bölüm. Zengin adamın uzun lüks aracı balıkçı ile huzur apartmanının arasından geçti, dört yol ağzında durdu. Kahvedekiler, esnaf, yoldan gelip geçenler, gören toplaşıyor. Şoför arkadan dolanıp zengin adamın kapısını açtı. Müzeyyen diğer kapıdan indi, bekliyor. Zengin adam da indi araçtan. İlk hiç kimseyle göz teması kurmadan kahverengi camlı gözlüğünü çıkarıp bakışlarını asırlık Çınar'a kaldırdı. Göz gezdirerek mahalleyi süzüyor. Bir yandan da aklından geçenleri tasdikler gibi başını öne sallıyor. Hani gelmezdi? Hani gelmezdi ha? Geldi işte, geldi. Geldi tabii, bu kadar malı biz boşuna almadık. Vallahi ya, doğru. Yeminden geldi. Televizyonun hayatımıza yeni girdiği, bilgisayarların tek tük bulunduğu ve internetin henüz icat edilmediği o yıllarda insanlar birbirleriyle daha çok konuşur, daha çok ilgilenirdi. İşte bu yüzden küçük mahallelerde küçük meseleler çok büyük gündem haline gelirdi. O günlerdeki en büyük gündemimiz mahalleye gelen zengin bir adamdı. Ve bu gündem herkesin karıştığı büyük bir meseleye dönüşmek üzereydi. Merhaba güzel insanlar. Merhaba küçük esnaf. Merhaba fakir ama gururlu plakçı. Merhaba geleneklerine bağlı güzel mahalle. Merhaba çınar ağacı. Merhaba. Oo, iş ortam Butik Ali. Sana da merhaba ya. Servet Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk, şapağlar getirdiniz, hoş bulduk. Şerefler İli verdiniz. Sıkıp bırakmazken Hayati kenara çekti. İş ortağı derken yani iş ortakları, ananin şirket ya. Size şu malları falan bütün biz ayarladık, şirkete vereceğiz. Oo, siz birlikte ortak şirket kurdunuz öyle mi? Süper fikir ya. Ne demişler? Birlikten servet doğar ya. Servet mi? O şey değil mi? Kuvvet doğar değil mi ya? Para var bende ya. Verdim telifini. Bundan sonra servet doğar diyeceğiz ya. Ya. Vallahi helal. Helal. Nikah güzel yapmışsınız. En doğrusu. Hiç şey yok. O zaman tatlıyım ya. Buyurun. Hadi hemen. Ya çok isterdim ama Hayati diyor ki sağlık için yemeyeceksin diyor. Sağlığa zararlı diyor bu tatlı. O yüzden ben tatlıyı kestim. Ha, yok. Sami Hayati'yi dürttü. Tabii canım. Şimdi ben o zaman dedim hem evveli. Şimdi yeni makaleler geliyor ya, statik değil ki, dinamik bir şey bu. Diyor ki yeni şeyde, çok diyor kararınca diyor tatlısını, tuzlusunu şeyini alacağım diyor. Çünkü beyin diyor ona göre diyor devri daim mi diye, tatlıya diyor yumulun diye. Bak Hayati, sakın bana yanlış bilgi verme. Bende çok para var, bu paraları harcamadan ölmek istemiyorum. Yok canım, yok. Yiyin, yiyin. Serbestledi şimdi. Şimdi serbestledi. Ya o zaman ölmüyoruz yani. Evet. Hayati'nin dediği gibi bu şekerin ihtiyacı var. O zaman hadi tatlıya. Karada ölüm yok. Sudan sebeple de sen ölmezsin. Hadi bakalım. Evet, o zaman tatlılar benden ikram. Buyurun. Dünyada olmaz. Tatlıları ben ikram edeceğim. Arkadaşlar benim o kadar çok param var ki eğer buralarda bunu harcamazsam bitmez bu para ya. Çok zenginim ha.
abi ben bildiğiniz Ay gibi ya, değil ya. Buyurun hadi hep beraber bütün mahalleyi toplayın. Allah harika güzel oldu. Limonatalar hepsi benden. Devlet. Ah Hirza, Arpa. Hadi gelin. Tahtı İsmail göster etme. Bunda. Tahtlar onda. Niyazi sen de. Hadi Güzü nerede? Herkesi topla. Herkese tatlı şey yapıyor. Vallahi Sami yine hasılatı doğrulttun ha. Vallahi ama hadi hadi. Fehmi kahvede. Ya bu zengin herif yine gelmiş ya. İtici tip var ya, itici. O herif yine gelmiş ya. Vallahi geldi Fehmi abi ya. Vallahi de billahi de geldi. Biliyor musun Fehmi abi, ben şimdi bizim kahvenin ederini de öğrendim. Yani fiyatını öğrendim. Acaba alıcısı çıkmışken okutsam mı diyorum, ne dersin? Mesut icat çıkarma ya, icat çıkarma. Ne okutması ya? Allah Allah. Ya bu herif senin kahveyi alsa bu çınar ağaçlarında söker götürür evine diker ya. O zaman bak sana söyleyeyim, iki elim yakanda kalır ha, ona göre. Dur be Fehmi abi, dur be Fehmi abi ya. Yani 40 yılda bir şöyle cebimiz toplu bir para görecek diye seviniyoruz ya. Yani ölmeden cebimiz para görsün ya bizim de. Ben gideyim bir konuşayım ya, dur bakayım şuna. Rıza araca bakarak Fehmi'ye yaklaşıyor. Selam aleyküm. Oo hoş geldin, selamlar komiserim, nasılsın ya? İyiyim sağ olasın Fehmi abi, sağ olasın. Yine mi geldi bu? Ya geldi ya, zengin zengin diyorlar. Adam bizim pastaneden dışarı çıkmıyor ya. Alt tarafı bizim pastane işte ya, oraya gidip geliyor. Kahvesini yudumluyor. Şimdi bu adam ya. Şimdi sen tanıyor musun adamı? Sanki bir yerde gördüm da fotoğrafını mı gördüm, kendini mi gördüm? Neyse. Komiserim sen şey izne gitmiyor muydun ya Trabzon'a? Akşam otobüs Fehmi abi, akşam gidiyoruz. 2-3 gün kalacağız, oradan Elazığ'a geçeceğiz. Oo güzel güzel ya, tabii ya ne güzel. Gezin tabii ya, evet. Gezin ya. Rıza düşünüyor. Cam kutuda koku satan yaşlı adam akranıyla yan masada. Nerede gördün bu adamı? Zengin adam Servet keş gülüyor. Vay vay vay, bak kaç yıllık zenginim, ilk defa böyle güzel keşkil yiyorum ya. Geçen hafta Saint-Tropez'de krem brüle yedim, vallahi billahi bunun yanına yaklaşamaz ya. Sami, çok beğendim ben bunu. Kaç paraydı bu pastane? Kaça veriyorsun? Ne istiyorsun sen buraya? Sami afalladı, düşünüyor. Yok be ya, satılık değil. Bura benim baba yadigarı, o yüzden satılık değil. Ha değil, değil. Ya arkadaş nasıl mahalle bu ya? İşiniz, gücünüz fiyat arttırmak, pazarlık, pazarlık. Ama ben de severim pazarlığı ya. En sevdiğim spor dalıdır. Sami sana kanım kaynadı benim ya. Sana bundan sonra zengin diyeceğim. Zengin mi? Evet, bundan 1000 tane sipariş verdiğim zaman sen de zengin olacaksın. Zengin zengin konuşacağız. 1000 mi? Az değil, doğru söylüyorsun ya. 1000 keşkülle zengin oldun mu arkadaş? 2000 yapalım, 10 yıllıkta sözleşme imzalayalım. Bundan sonra sen, ben, bu keşkül Metin Ali Feyyaz gibi olacağız. Efsane olacağız. Efsane geliyor. Allah yırttı, ocağa köşe. Keşkül. Adam tatlının bile keşinen başlayanını seviyor ya, görüyor musun? Vallahi benim yenilenen makalelere dua et. Sayemde koşuyu döndün. Vallahi doğru, helal. Efendim saygılar. Biliyorsunuz ki geçenlerde benden temizlik malzemeleri istediniz. O temizlik malzemelerinin hepsi eksiksiz bir şekilde hazır. Sami abi bir izin verir misin? Abiciğim siz de şöyle bir gördüğünüz gibi bir kısmını dışarıya şu şekilde paketledik. Diğer geri kalanı da hazır. Nereye biz onları bırakalım hani? Hallederiz butik ya. Kolay onlar ya. Kolay işler. Hallederiz biz onları. Gel kolay. Efendim saat boş oldu. Kamil Bey'i arayacaktınız. Burada telefon varsa buradan aralım. Yoksa araçtan ararız. Araç telefon. O kadar zenginim ki her yerimde telefon var. Yok yok. Var var. Dur bir dakika. Bak. Telefon var. Acık kaçın. Kaç. Tekniği var. Hemen burada şey var. Var var. Evet, bir dakika kaçın, emeğe çekin. Hepsi de servis etti. Efendim normalde aslında bu telefonda bu gördüğünüz herkese paralı ama size beleş. Buyurun. Aa, sağ olun. Hem de kırmızı telefon. Ara müzeyyen. O kadar zenginim ki hiç telefon numarası aklımda tutmuyorum. Hep o arıyor. Ya bu arada Kamil Bey kimdi ya? Ben Kamil Bey'i de hatırlamadım. Ya o kadar çok param var ki insanları hatırlamıyorum. Hep o hatırlıyor. O aklımda tutuyor. Tepsiyi Sami tutuyor. Paramı da bilmiyorum mesela. Kaç param var onu da müzeyen bilir. Müzeyen kaç paramız var bizim ya? Efendim isterseniz bunu Kamil Bey'le telefonla konuştuktan sonra söyleyeyim. Çünkü bu telefondan sonra daha çok paranız olacak. Ya bir konuşuyorum daha çok param oluyor. Konuşuyorum daha çok param oluyor. Konuştukça para kazanıyorum ya. Bazen istemiyorum kazanmayı ama oluyor kendi kendine.
Kaza oluyor. Para parayı çekiyor. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Vallahi idealim ya bu arada. Vallahi billahi adamın dakikası para be. Kalkınca ıtacağına oturum bunun. İyicik serminlik bulasın. Pastane dolu taşmış kadınlar dışında. Müjda Gül'den de kahve içiyor. Aa, tavuklu pilav olur mu Rukiye Hanımcığım? Yani madem benim biricik torunumun 40 mevlidi böyle bir ikram yapılacak. O zaman böyle biraz alafranga bir şeyler olmalı diye. Yani Chateaubriand olabilir, Kievski olabilir, ne bileyim. Yani ortaya da şöyle kanepeler koyarız. Herhalde ortada kanepeler olacak efendim. İnsanlar ayakta dinleyecek hali yok Mevlüt'ü yani. Gülden'i de güldürdü. İlahi ay o sizin bildiğiniz kanepeler değil. Ama ben kime anlatıyorum canım? Yani kızım sen merak etme, ben hallederim. Biliyoruz herhalde. Neden bahsettiğinizi biliyoruz. Bütün o yemekleri saydığınız o şatofilyonlar falan biz de biliyoruz. Dayı onları yemiyoruz böyle günlerde. Siz bilmezsiniz işte. Tavuklu pilav yapılır, olmadı pide yaptırılır. Mevlütlerde böyle şeyler olur yani. İyi tamam, tamam. Madem pilav şart. O zaman bari etli olsun. Daha zengin durur. Durmasın. Yok da zengin falan durmasın. Etin kilosu kaç para gerçekten haberiniz yok galiba. O kadar insana. Rukiye Hanım. Gülden gözlerini devirdi. Siz ekonominizi evinizde yapın lütfen. Benim kızımın evine karışmayın artık. Yok ben zaten siz kızınızın evine karışma. Ben kendi oğlumun ekonomisini düşünüyorum. Ya tamam yani bakın. Büyütecek bir şey yok yani. Tamam ikisini de yapalım. İsteyen istediğini yer yani. Zaten sen bir tanem şeye karışma. Ben lohusa şerbetini halledeceğim. Sen sadece bu çeyizindeki o güzel ve kristal bardakları falan filan böyle Nazlı da gelecek, yardım edecek sana. Güzel onu böyle şey yapın, servisleri hazırlayın. Onları öyle yapalım, tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam. Ay canım benim. Ay kuzum. Öyle güzel sabah Aslı bunu yaptırırız 40 banyosunu. Temiz temiz böyle mis gibi kokar. Ondan sonra Mevlüt'ümüz okulun ikramlarımızı yaparız. Kucaktan kucağa dolaşır. Güzelce çıkarız sonra. Kucaktan kucağa mı? He. Niye? O şart mı öyle herkesin kucağından geçecek benim çocuğum? Tabii adet öyle. Rukiye Hanım. Yani biz öyle her adeti uygulamak zorunda mıyız? Canım belki biri düşürür müşürür çocuğumuzu. Allah korusun damağını kaldırdı. Niye kıza evham yaptırıyorsunuz durduk yere? Niye düşürsünler efendim? Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Biliyorlar herhalde. Her şeyimizi yapacağız güzelce. Yerine getireceğiz. Ondan sonra çıkacağız evden. Önce babaannesinin evinden başlayacak, bize gelecek. Sonra akrabaları dolaşacak. Niye önce sizden başlıyormuş efendim? Adet öyle. Çünkü işte... ilk hangi eve girerse kendi evinden sonra oğlun ikinci evi olurmuş. O da tabii babaannesinin evi olacak. Ha, tam işte bu noktada ikinci evse bizim eve gelecek efendim. Sebep? Efendim yani ben adeti bakın şöyle biliyorum Rukiye Hanım. Çocuk evden çıktığı zaman yüksek katta bir eve gider ve varlıklı bir eve gider. Geleceği güzel olsun diye. Ya. Yüksekse bizimki de yüksek giriş. Yani varlık deseniz çok şükür Allah'a Fevmi'nin de maaşı yatıyor her ay yani. Onda da bir şey yok ama bize gelir yani bize gelir. Necla fincanını kapatıyor. Hayır efendim. Önce bize gelecek. Hayır zaten siz böyle adetleri madetleri pek şey yapmıyordunuz. Hani ne oldu da işte hani çok adetleri falan. Yani madem adet adet diye tutturdunuz, benim bildiğim adet önce dediğim gibi yüksek kattan başlıyor. Ay tutturdunuz yani. Yüksek kattan. Ay Allah aşkına. Adetler... Şşt! Ya çocuğumu uyandıracaksınız ya lütfen. Adetlere falan karışmayın madem inanmıyorsunuz. Adetlere karışmayın. Karışacağım. Ben karışmayın. Karışacağım o benim torunum. Yüksek katma hayatımda ilk defa duydum. Nereden? Kimin adeti bu? Sorarız gelince onlar. Sor bakalım kimin adetiymiş. Sami telefon tepsisini tutmayı sürdürürken Servet kulağında Ayize ezgince karşı tarafı dinliyor. Ya Kamil'cim sen benim ne dediğimi anlamıyor musun kardeşim ya? Bizim borsamız yeni ama şirketimiz eski, köklü, çok güçlü bir şirket. Bu şirket halka açıldığı zaman tavana vuracak, bütün hisseler tavana vuracak ya. Kamil anlamıyor.
Ya ondan sonra da diyorlar ki bana, bu adam sadece kendi zengin, hiç kimseyi zengin etmiyor. Bak ben başkaları zengin olsun diye uğraşıyorum kardeşim. Ben zenginler kulübüne yeni üyeler katmak istiyorum. Yalnızım orada ya, tek başımayım. Yeni insanlara ihtiyaç var, yeni zenginler bulmamız lazım. Bu hisse senetleri, ya bu hisse senetleri nasıl değerli biliyor musun kardeşim? Bunu resmen şifreli dolaplarda saklamak lazım. Uçaktakilere gösteriyor. Ya bak bu hisse senedini, Kamil duyuyor musun beni? Bu hisse senedini alan 2 yıl sonra benim arabayla dolaşır. Benim araba onun hafta sonu arabası olur ya. Ne arabaları olur. Bu iş böyle abi, zengin olacaksan artık bu. Ne altın ne döviz, hisse senedini alacaksın. Bitireceksin bu işi. Başka türlü olmaz. Bak tiyoyu veriyoruz ya. Nasıl zengin olduğumu anlatıyorum size. Tamam, kapatıyorum. Israr etmeyeceğim abi. Zorla güzellik olmaz. Bir insanı zorla da zengin yapamazsın ki. Vallahi Kamilciğim, zengin olmanın formülü burada. Bu hisse senedine sahip olan zengin olur. Ben artık daha ne yapayım ya? Ben başka bir şey yapamam ki. Size onlara söyle, pazartesiye kadar süre. Pazartesi büyük gün. Pazartesi günü bu iş bitiyor. Kaçırmasınlar bu fırsatı. Bak bir daha söylemeyeceğim. Yeter. Butikle Niyazi kurnazlaştılar. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Valla bu zengin olmak o kadar zor iş ki. O kadar yalnızım ki. Kimse yok ya. Kimse zengin olmak istemiyor. Bizim kulüpte tavla oynayacak adam bulamıyorum. Tek başımayım. Okey zaten. Okey mokey yok. Nerede bulacaksın 4 kişi de okey oynayacaksın ya. Kimse zengin olmak istemiyor. Zorla zengin yapacağız adamı ya. Döverek de olmaz ki. Biraz insanın da istemesi lazım ya. Bu zenginlik öyle bir şey değil. Evet, tabii canım. Ha, kusura bakmayın ya. Neydi abi, ne konuşuyorduk biz? Efendim ben zengin olmak istiyorum. Çok iyi de okey oynarım. Ha, şey diyeceğim ben size. Acaba sizin şu hisse senetlerine hani şey olsak biz de şey koyabiliyor, para koyabiliyor muyuz acaba? Ya yapma butik, bunlar çok büyük işler. Büyük düşünmek lazım. Öyle 3-5 kuruşla olmuyor ya. Çok uzun süre olursun da çok uzun süre. Büyük büyük sana göre değil Ali. Boş ver. Bana her şey iyi değil Serdet Bey. Sana göre değil demeyin. Biz de büyük oynarız. Biz de çok büyük koyarız. Değil mi? Biz de büyük koyarız. Tamam. Şey yaparız mesela Serdet Bey. Sizden alacağımız parayı hisse senediyle hani şey yapsak yetmez mi, değiştirsek? Yetmez. Siz biraz da para ayarlayın. Nakit. Güzel. Bak ben sevdim bu arkadaşlarda bir vizyon var. Büyük düşünüyorlar. Biz gelirken bagaja biraz hisse senedi koyalım. Bizim butik Ali topraktan girsin bu işe. O da zengin olsun ya. Onun neyi eksik? Tamam Ali. Tamam. Tavla oynuyorsun ama biliyorsun. Tabii. Tamam. Tabii. Evet. Bu cevap güzel oyna. O zaman topraktan ben de şey yapayım. Bunu ben de şey yapayım. Bir dakika dur. Nizat arkadan dürttü. Topraktan ben de şey yapayım. Gireyim. Ya Sami'cim bak seni seviyorum biliyorsun. O kadar da sözleşme yaptık ama bu iş büyük iş ya. Şimdi bak zaten o da kim bilir 3-5 kuruşla girecek. Bize böyle birkaç milyon lot alacak adam lazım. Kolay değil bu işler. Büyük düşünüyorsan olur, niye olmasın? He. Ya ele bir getireyim bakalım, ele bir getireyim. Bundan sonra bakarız. Belki başka arkadaşlardan da alan olur. He? Mesut! Değil mi? He. Tabii tabii. Tabii Servet Bey. Alırız vallahi. He. Ya Müzeyyen, ben sevdim bu mahalleyi ya. Buradan birkaç tane zengin çıkaralım biz. Biz pazartesiden önce bagajı, hisse senedi dolduralım. Gelelim buraya. Kim topraktan girmek istiyorsa girsin ya. Güzel bir mahalle bu ya. Ben sevdim burayı. Kaç aydı bu mahalle? Kaç paraydı? zengin şakası yaptı gene. Allah güzel. Bir saniye Servet Bey. Bir şey sorabilir miyim efendim? Tabii, buyurun. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu hisse senetleri bankalarda filan veriliyor, dağıtılıyor, satılıyor. Böyle bagaja koyup da getirmek filan bir acayip yani. Ha, bravo başkan. Bu insanlar boşuna oy vermemişler sana. Tebrik ederim. Sağ ol. Arkadaşlar hisse senetleri bankadan satılır. Sakın başka yerden almayın. Ama pazartesiden sonra. Pazartesiden önce topraktan girebilirsiniz. Çok da konuşturmayın beni arkadaşlar. Hızlı zengin yapacağız sizi. Servet Bey. Biz hepimiz toprak olacağız. O bir kesin. Ama şimdi tabii hep de böyle senedinen sepedinen olmuyor canım. Senede bir de nakit olarak ödeme yapmak lazım değil mi? Ya o iş ayrı, o iş ayrı. Zaten şirketler farklı. Biz sizin ödemelerinizi hazırladık. Müzeyyen, versene çeki arkadaşlar. Ver bakayım. Çek burada yazdım, imzaladım ben. Bak.
Hamiline, hanginiz hamiline? Dış gebe bu, göstermeye de. Zenginim ya, hep parayla ilgili vallahi espri yapıyorum. Al bakalım. Cuma'dan önce çekmeyin ama, bizim banka öyle organize oldu. Sadece cumaları ödemeyin. Tabii, bereketi de olmaz zaten. Çek hayati de servet saatine baktı. Oo, zaman nasıl geçiyor ya? Arkadaşlar kusura bakmayın, gitmek zorundayım. İşte paramız var, para sayısını bilmiyorum ama zaman yok ya. Yaz. Zaman fukarasıyım. Aramızda çok fukarayım yani. Neyse arkadaşlar, şimdilik bana müsaade. Gidelim biz Müzeyyen. Hadi kalkın, ayarlayın arabayı da. Ben hafta içinde geleceğim. Pazartesiden önce buradayım. O zaman görüşeceğiz tekrar. Hadi kendinize iyi bakın. Zengin Bey, aman Servet Bey. Buyurun. Bir de benim kahveye uğrasaydınız, şöyle bir çay kahve ısmarlasaydım size. Ya hisse senetleriyle geleceğiz ya, o zaman orada çayımızı içelim. Çok buraya güzel, çok güzel. Daha geniş bir alan, orada çalışırız. Aynen. Allah'ım selamet. Evet. Yağ gibi kayarsınız be, yol boş. Hadi bakalım. Mesut'la hayatı geçiriyorlar butik ayakta. Mustafa'nın limonatasını aldı, kadeh kaldırıyor. Ya bakın ben size söylüyorum. Bu adam altı yumurtlayan tavuk, ben size söyleyeyim. Vallahi bak. Neresi tavuk ya? Bu adam bildiğiniz fularlı çakal. Girmiş kümesimizi, bizim tavuklarımızı öldürüyor ya. Uyanın abi, bu adam dolandırıcıya, anlatamıyorum size ya. Ya bir dakika dur be kardeşim. Burada olmuyor. Mustafa Başkanım, siz ne diyorsunuz ya bu duruma? Alınır mı bu hisse senetleri? Ya şimdi sağ olsun beni onarı etti Servet Bey ama ben onu çok onarı şey yapamayacağım. Yani bu hisse senetlerini duyuyoruz, alıyor insanlar. Ortak oluyorlar şirketlere. Burası güzel, burada sorun yok da. Ama bu hisselerin çıktığı gibi bir de düşüşü var. Hani çok anladığımız bir mevzu değil. Senet alınır mı bilmem de adam duyası çok alınır. Bak lütfen yanına dikkatli olun. Ne alınsın Allah aşkına ya. Ben size söyledim, bir adam durup dururken benim şöyle param var, böyle param var diyorsa bir iş vardır o işte abiciğim. Mustafa tasdikledi. Fehmi ile Rıza aracına binen Servet'i izliyorlar. Rıza kuşkuyla düşünmekte. Araç dört yol ağzını tıkamış ama mahalleden başka bir araç gelip geçmiyor. Hayranları pastaneden Servet'i uğurlamaya çıkmışlar. Rıza ile Fehmi bakıştılar. Fehmi Servet'e anlam verememiş gibi dudak kıvırarak döndü. Hayranları araca el sallıyor. Mesut kahveye yöneldi. Helal olsun adama be. Helal olsun be. Bak başkaları gibi hep kendi yemiyor. Bizi de ortak ediyor. Sizi neye ortak ettin? Borsaya Fehmi abi. Borsada bize ortaklık teklif etti. Abi hisse senedi getirip satacakmış ya. İşin aslı bu. Nasıl? Bu adam mahalleden para mı toplayacak yani? Aynen John Wayne. Rıza ayaklandı. Komiserim hayrola ya? Otursana yani. Nereye? Ben karakola için diyorum Fehmi abi. Benim bu adamı bulmam lazım. Ya komiserim bu akşam otobüsün vardı senin. Var. Ama ben bu adamı bulmadan, bu adamın kim olduğunu öğrenmeden hiçbir yere gidemem Fehmi abi. Fehmi baka kaldı. Rıza manavın köşesini döndü. Yolun sonundaki karakola yürüyor. Yıldız, o kadar heyecanlıyım ki bu akşam yola çıkacağım. Ay. Vallahi bana gezme olsun. Teşne gibiyim, bayılırım ha. Gezeyim dolaşayım yani, öyle bir insanım. Salondalar. Ay, Trabzon, Elazığ, gezmelere dayamazsın galiba. He vallahi. Ya of, yalnız aklıma geldi. Bir an canım sıkıldı. Benim kafama ne taktı biliyor musun? He. O Karadeniz bölgesinde o radyasyon var ya, uzak ola kapılmasak iyidir ha. Kız geçti o, geçti. Radyasyon mu kaldı? Sen gez, devam et. Ya hadi bizden geçtim de Yıldız, yani ya senin daha küçük. Acaba de ben onunla gezerken atkısını beresini örsem, öyle mi gezdirsem ben ona? Ay yok artık, daha neler, bu mevsimde atkı bere mi olur ya? Ya bak sakınan göze çöp batar. Sen ağzın tadıyla tatilini yap. He doğru değilsin ya, şimdi çocuk pişik, neyin olur uzak ola, bir de onunla uğraşmayalım. Ay. Ay tatil benim Allah, o kadar coşturuyor ki heyecan. Akşama da köfte yapayım ben, yolda yarık. He şey, yolda yemek için gıkka yap, o iyi olur, tok tutar. Gıkka nedir kız? Yumurta. Ay kokar yolda ama koksun, tok tutar o. Rıza kara kalemle Servet'in resmini çiziyor. Mavi beyazlı gömleğinin üzerinde lacivert takım elbise giymiş. Yusuf içine baktığı dosya dolabını kapattı. Rıza resmi aldı, göz atıp Yusuf'a uzattı. Al Yusuf. Bunu genel müdürlükteki kişi bizim Yahya komiseri faksla. O ne faksla? Bu şey başkomiserim, bu mahalleye gelen. Evet, ta kendisi. Gönder bakalım bu tip hakkında bir yakalama, arama emri falan var mı? Bir baksınlar. Yusuf resme odaklanarak şaşkınca dudak büktü. Hala duruyorsun Yusuf, haydi. Başkomiserim, sizin resminiz de benden iyiymiş ha. Bundan sonra siz çizin bari. Bak bakalım buraya. Kaç tane yıldız var burada?
Orada yıldız yok başkomiserim. Ha tamam, tamam. Ama 3 tane var biliyorsun. 3 yıldız var. Biz dirsek tuttuk bu teşkilata. Evet, hadi durma. Gidiyorsun derhal. Bakıyorsun, o araştırmaları yapıyorsun. Hadi çık bakalım, çık. Evet, dur, 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 dur. Yusuf. Gelirken bütün o suç dosyalarının hepsini bana buraya götür. Dolandırıcılık dosyalarını. Hepsini. Hepsini. Emredersin. Yusuf resme bakarak aceleyle çıktı. Seni bulacağım Fular Bey. Bakışları keskin, kararlı. Haydarpaşa Garı Gülden koridordan boş salona geçiyor. Oh salonum. Oh be. Aa, sonunda biraz kafamı dinleyeceğim ya. Kanepeye oturamadan kapıya döndü, açmaya gidiyor. Üzerinde fis dolu beyaz gömlekle yeşil kumaş pantolon. Ah Nazlı. Merhaba canım. Canım benim, gel gel. Ay ödüm patladı vallahi. Ne oldu? Annemler geri geldi zannettim, ödüm patladı. Gel. Aa. Al canım terliklerini. Ay dur, düşüyordum vallahi. Ne oldu Güldancığım, kavga mı ettiler yine? Yine, evet tabii ki. Tabii. Konu ne bu sefer? Konu bu sefer Aslan'ın Mevlid'i için efendim pilav tavuklu mu olsunmuş, etli mi olsunmuş? Bu konudan kavga çıktı Nazlı'cığım. Zaman ne çabuk geçiyor Gülden, farkında mısın? Ya Aslı doğalı 40 gün mü oldu yani şimdi? Evet. Ya biz de evleneli 40 gün oldu. Kız sizinle Mevlid'inizi yapalım mı? Nazlı keyifsiz. Tamam canım, bir komik olmadı herhalde. Komik. Senin neyin var? Neyin var senin? Yok bir şey Güldancığım, iyiyim. İyiyim. Hı-hı. Nazlı, sen taze gelinsin. Benim bildiğim taze gelinler böyle kuşlar gibi cıvıldar. Sen kuş gibi cıvıldamıyorsun. Bayağı kös kös oturuyorsun burada. İyi misin bir tanem? İyiyim, gerçekten iyiyim. Aa, iyiyim Gülden. İyiyim Gülden. Hiç inandırıcı değilsin. Bak, ben de evliyim. Ben bu konularda tecrübeliyim, tamam mı? Yeni evli bir kız gibi durmuyorsun. Kusura bakma. Ay duruyorum. Yok bir şey yok diyorum sana. Aa. Tamam tamam, dur dur. Ben sana şimdi bir kahve yapıyorum. Kahveyle beraber gayet güzel konuşacağız, tamam mı? Gülden kalktı, seri adımlarla gidiyor. Nazlı durgun. Zoraki gülümseyip Gülden'in arkasından devrilen kırlenti düzeltti. Sıkıntıyla düşünüyor. Abicim bakın, ödemenin bir kısmını senet olarak aldık biz. Tabii. Ne yapacak? Pazartesi günü borsa açılacak. Salı günü çifte zenginim ya, çifte zengin. Berberin önünde. Abicim benim de almam lazım o hisselerden. Benim de almam lazım ama abim satmıyor ki arsayı. Hayır iş değil, bir vekalet verse ben gideceğim halledeceğim, 2 dakikada satacağım, hiç uğraşmayacak. Allah Allah. Neyse Sinan kardeşim, canım kardeşim. Mallar bekliyor. Ben gideyim, malları teslim edeyim izninizle. Abicim kolay mı Allah aşkına öyle zengin olmak? Bak 40 senedir çalışıyoruz biz burada ya. Ya Mehmet abi artık devir değişti ama şimdi yani. Sen de birazcık şey ol. Artık Özal, Özal zamanı şimdi. Ekonomi şahlandı. Ekonomi şahlandı. Ha şahlandı. Bak bekle bekle. Tezgaha uzanıp kara kaplı defteri aldı. Peki bu veresiye defteri ne olacak abicim? İşte bunlar işte eskiden kalanları. Sinan geçiştirircesine kafa salladı. Bahtiyar elinde bir makbuzla geliyor. Of of of. Sinan. Var mı yaramazlık oğlum? Yok abi bir şey, bir sıkıntı yok. Sen ne yaptın? Ne yapayım işte görüyorsun. Fatura yattı, maliyesi, vergisi, oyu, buyu, şuyu koştur koştur dur. Ah be abi. Hayır bana bıraksan ben yaparım. 2 dakikada hallederim. Sen de hiç yorulmazsın. Nasıl halledeceksin Sinan? Nasıl halledeceksin kardeşim? Bizzat benim gitmem lazım. Bizzat benim imza atmam lazım. Sen nasıl halledeceksin? Kurban oldum. Doğru diyorsun. Neyse. Dükkanına giriyor. Sinan'ın suratı bir anda değişti. İmza mı? Abi, abi bir dakika. Peşinden gitti. Ne oldu Sinan? Ben sana ne diyeceğim? De. Bu işlere sen niye koşturuyorsun? Çıkar bir vekaletname, ben halledeyim işleri. Ya Sinan sen nasıl halledeceksin kardeşim ha? Senin de bir sürü işin gücün var ya. Abi olur mu Allah aşkına? Lafı olur mu ya? Ne demek senin de işin gücün var? Abicim yani sen bu yaşta koşturacağına ben gider koşar hallederim 2 dakikada. Hem kilo da vermiş olurum bak. Bak baştan söyleyeyim vallahi daha çabuk kilo verirsin ha. Onu diyorum abicim. Hiç problem değil. Ben yarın giderim bir tane vekaletname hazırlatırım. Sen de gelir imzalarsın biter gider ya.
Ya Sinan, vallahi doğru söylüyorsun kardeş ha. Sen yarın evrakları hazırlat, ben imzalayayım kardeş. Bundan sonra benim işlere sen koşturursun. Ya Adana'nın gururu kardeşim ya. Ya helal olsun sana be. Kucaklaştılar. Ya Sinan, akşama ciğer kebabı yapacağım sana, söz. Vallahi mi? Tabii ya. Ya çok duygulandın ya. Abi ya. Canım kardeşim benim. Çay alayım mı? Hadi koş, iki tane al. Hadi. Akşama ciğer kebabı var böyle. Kimyonlu milyonlu vallahi ha. Sami kokladığı yaş pastayı tezgaha koyuyor. Babacığım. Oo, hoş geldiniz. Nerede ama kalan böyle babaanne torun? Gezdiniz mi? Gezdik biraz. Ne yapalım? Hava aldık. Oh. Ya babacığım, babaannem seni hatırladı biliyor musun? Sami dondu sanki. Gülümsemesi silindi. Duyguları, bakışları Fatoya çevrildi. Fato yarasını ısırdığı şekerlemeyi Elvan'a ikram etti. Vallahi mı? Hı. Ana. Hatırladın mı beni? Ha? Kokladın beni. Hatırladın değil mi? Fato tepkisizce şekerlemesini yiyor. Ben biliyordum zaten. İnsan kendi dünyaya getirdiği evladına. Hiç hatırlamaz mı? Değil mi? Ya benim güzel ana. Ya, gel sarılayım. Sami sarıldı ama Fato kendini geri çekiyor. Ne oluyor buna? Ne oluyor mori buna? Çakıl bre. Ne sarılıyorsun bana? İtti. Kimsin sen? Baba, kimdir bu? Babaannem. Hadi sarılıyorsun öyle bana. Hey, utan biraz. Koca adam. Çel kafalı. Ne sarılıyorsun sen bana? Kimsin sen? Kimsin sen? Sami üzgün, şaşırmış. Haydi gidelim eve. Haydi. Ben gidelim kraliçeye yazacağım mektup. Haydi. Haydi çık, çık. Sıkamazsın gari sarılasın bana. Hah. Haydi. Haydi çıkalım. Üzülme. Yanağını okşuyor. Babaannen yazıyor. Sarılıp göğsüne yattı. Sami gülümsemeye çalışıyor. Ben onu çıkarayım, geleyim. Sami başıyla onayladı. Elvan gidiyor. Sami buruk ifadesiyle gidişini izleyip önüne döndü. Gözleri ıslak değil ama bakışları kederli. Masaya yaklaşıp sandalyeyi düzeltti. İçi kan ağlıyormuş gibi öylece dikiliyor. Butik plakçının önünde. Dileklerin balkonuna gösteriş yaparcasına elindeki çeki sallıyor. Hayati ile Niyazi karşısındalar. Of! Milyoner olduk, milyoner, milyoner. Kardeşim iyi tamam da bu ne? Koli ya istifi. Bunlar ne? Bunlar ne abicim? Yahu klasik müziğin önünü tıkamayın ya. Açın sanatın önünü, açın. Allah Allah. La bozuk plak gördüm ama bozuk plakçı ilk defa görüyorsun. Çizik bu be. Bunun öteki yüzünü çevirmek lazım ya. Bunlar taşınmaz mal kardeşim. Bu mallar elinizde kalacak diyen mallar elimizde kalacak bizim şimdi. Düş tamam, nazar değdireceksin vallahi ya. Ya sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ya hep merak ederdim köşeyi dönmek nasıl bir şeymiş diye. Şimdi hiç merak etmiyorum çünkü köşeyi döndüğüm zaman öbür tarafı var ya, o kadar güzelmiş ki ya. O kadar güzel yani. Müştenle Dilek çamaşır topladılar, ama seyrediyorlar. Ama değiştin mi? Değişmedin. Ağırlık, kilo aynı. Biz iş, mal, mülk, dünya telaşesi bozmaz ya, kardeşim. Tabii. Biz aynı hayatıyız, aynı hayatı yaşıyoruz ya. İşte bu ya. Sözleri Nurten'i iş böyle gülümsetti. Aa, aman efendim, aman aman, siz de mi buradaydınız? Kusura bakmayın öyle gürültülü gürültülü yüksek sesle konuştuk. Anneciğim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kolay gelsin efendim. Şey diyorum artık, eğer hani mümkünse eğer biz de akşam artık gelip kızı isteyelim değil mi? Mültenin kafası attı. Düştüm ulan. Aynı aşağıdan yukarı kızmıştır la. Damdan düşer gibi. Ansız lemurla vallahi billahi elimde kalacak. Dilek, götür bakayım sen bu çamaşırları içeriye. Hadi çabuk. Peki anne. Sepeti aldı, içeri girdi. Nurten aşağıya bakarak Hayati'yi gülümsüyor. Size de hayırlı işler. Teşekkür ederiz.
Ütüye nefretle bakıp Hişim'le eve girdi. Ütük ağzı açık hayretler içinde. Su dökmedi. Su dökmedi. Söyleyeyim bir ufak su dokuversin canım, ne olacak senin için ya? Ya su dökmedi su. Allah! Allah! Su dökmedi diyorum hayatı Allah. Giderken de gülümsedi. Ya. Bu iş oluyor. Bu iş oluyor. Kızı bana kesin verecek ya. Hayati kucakladı, öpüyor. Hayati aralarındaki kızları yapmıştı. Nazim'le de kucaklaştı. Çekiz sallayarak birkaç adım tempoyla uzaklaştı. Tekrar karşılarına döndü. Kendini kaybetmiş halde halay çeker gibi deli deli hareketler yapıyor. Allah! Allah! Çok heyecanlı, çok sevinçliyim. Yola döndü, çekip geçen kadına sallıyor. Yeniden halay mendili niyetine sallamakta. Bana bak, deli olan. La çeki çok sallama. Oh canım, nominal değerini bozacaksın ya. Lazım mı bize? Şu hale bak ya, şu rezalete bak ya. Adamlar geçiyor, dükkana bakıyor bakıyor, şu Mozart'ı görmüyor. La zartür dertme Niyazi. Vallahi canına başlayacaksın ha. Bulduk plakçı. Nasıl tırstı. Kumral kısa saçlı, orta boylu, kahverengi gözlü bir adam. Hayati iri yürüyor, butik çelimsiz. Elvan'la Sami masadalar. Elvan elini Sami'ninkinin üzerine koymuş. Sami hüzünle patlatlıyor. Babacığım parktayken vallahi hatırlamıştı ama ya. Olsun. Önemli değil. Önemli. Yeter ya! Vallahi billahi yeter artık! Ben dayanamıyorum yani! Burama kadar geldi ya! Alın. Burama kadar geldi, yeter artık ya! Ne oldu? Ne böğürüyor? Ne böğürüyor? Ne demek ne böğürüyor ya? Yeter artık! Ben artık her şeyi öğrendim. Pasta öğrendim, tatlı öğrendim. Sınav yap beni ya! Ben sabahın dördünde geliyorum buraya. Akşama kadar madenci gibi burada çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Zaten boyum kısa. Burama kadar geldi artık, burama kadar da geldi, geçti. Ay ya. Ne bağırıyorsun? Ne oluyor ya? Sınav yap beni usta, sınav yap artık, sınav. Oğlum, ta öğrenmedin, ta öğrenmedin. Çok iyi öğrendim hem de. Öyle bir pastalar yapıyorum ki İstanbul'da herhangi bir pastacı seç, usta olsun hiç önemli değil. Benim pastam ondan daha iyi. Yeter artık, dayanamıyorum. Evlenmek istiyorum ben artık. Bundan getirdiği kılık Sami'de. Sınav yap, sınav. Evet, sınav yap, sınav. Tamam, o zaman yapıyorum sınavı. Ondan sonra madem öyle dedin, madem İstanbul'daki herhangi bir sınav daha güzel yapıyorum dedin. Yapıyorum sınavı. Tamam. Hazırla, o zaman yapıyorum. Tamam. Hadi bakayım. Göreceksin. Eğer birinci seçilirse hemen azıcık düğün derne. Evet. Ha, ama yapamazsa onu elinden alacağım, haberin olsun. Tamam, kabul ediyorum ya. Hazırım, her şey hazır. Hayır, hazırım ben. Ben çok hazırım, inanılmaz hazırım. Her şeyim okey. Ich bin gut. Okay. Hazırım yani. Öyle mi? Evet, öyle. O zaman hemen azıcık cumaya kadar pastanı yap. Ondan sonra hazır bekle. Tamam, yapacağım. Görüşürüz. Tamam, ben de o zaman kendi ustayı haber vereceğim. Ha. Aynı pastada onlar da yapacaklar. De böyle diyeceğim. Hanginizinki iyiyse onu birinci seçeceğim. O zaman dua et. Babacığım kim seçecek ki? Yani nasıl olacak? Sen mi seçeceksin hangi pasta daha iyi diye? Yok, ben seçeceğim. Bunu beraber vereceğim. Ha. Hangi seninki daha iyiyse bu birinci. Ha. Dua et seni seçeyim. Ben beni alacağım. Ha. Eğer seçemezsen alırsın bunu eline. Doğru Almanya'ya gidersin. Tamam, kabul ediyorum. Geçerim, yaparım. Her şeyi yaparım ben. O zaman bakayım, göreceğiz. Tamam. Hazırla. Hazırlanacağım. Cuma günü. Ha, bekle. Burada görüşeceğiz. Kireyi alıp tamam, fırına gitti. Elvan sinirli. Yeter artık. Ya Şahin ne yaptın sen ya? Kani usta kim biliyor musun? 40 yıllık ustaları nasıl geçeceksin? Onlar beni biliyor mu kim olduğumu? Onlar beni biliyor mu kim olduğumu? Pasta ustasıyım ben. Ben de ustayım artık. Yapacağım ya. En güzel pastaları yapacağım. Sami ustanın önüne koyacağım ve benimki seçilecek. Dayanamıyorum artık Mavişim. Seninle evlenmek istiyorum Mavişim. Evleneceğim. Ya geçemezse? Şahin bir müddet düşündü. Sonra bir çözüm bulmuş gibi gülümseyip kulağına fısıldadı. Olmaz öyle şey. Siz çıkmayın. Sami kürekle geri geldi. Al bunu. Aldım. Bunu içeri getir. Hadi. Tamam. Ne gayet. Şahin. Yeri değil. Tamam. Daha değil. Koşar adım fırına gitti. Sami omuzlarını kaldırarak gülerken Elvan'a bakıp ciddileşti. Tamam. Yeri değil. Birden kahveleri getiriyor. Kahvelerimiz geldi. Canım benim, ellerine sağlık. Canım benim, afiyet olsun. Dur. Ay, çok zahmet oldu sana da. Vallahi. Olur canım benim. Teşekkür ederim. Sevdiğin gibi köpüklü köpüklü yaptım kahveyi de. Oh, eline sağlık. Afiyet olsun. Canım benim. Anlatıyordun ya. Aa, ne anlatıyordum? Canına sıkan şey Nazlıcığım. Yo, canımı sıkan bir şey yok Güldancığım.
Canı sıkan bir şey yok. Yok. Anladım. Canı sıkan bir şey yok. O yüzden böyle yüzünden düşen bir parça. Bana baksana sen. Niye böyle yüzün solgun senin? O şeyden. Yorgunum ben çok Gülden. Yorgun musun? Çok. Yorgunum. Aa, anladım. Ne anladın? Geceleri rahat uyuyamazsın. Horluyor değil mi? Ergun diyorum, horluyor. Traktör gibi horluyor mu? Bak sana garanti veriyorum. Ahmet de horluyordu. Birkaç aya alışıyorsun bir tane. Elini siler gibi eteğine sıvazlıyor. Nazlı. Ben konunun uykusuzluk olmadığını gayet iyi biliyorum bir tanem. Tamam. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. Evlendikten sonra değişti değil mi? O romantik adam gitti. Senin halini hatırını soran, sana her dakika sevdiğini söyleyen adam gitti. Yerine böyle ağzını şapırdatarak yemek yiyen bir adam geldi değil mi canım benim? Öyle oldu. Ay ama ben buraya bunlar için gelmedim Güldencim. Ben nasıl gidiyor bebek falan, nasıl gidiyor senin hayatın diye geldim ya. Ben seni sormaya geldim. Aa, sen anlat bana bakayım kendini. Sen biraz kendinden bahset. Tamam Nazlıcığım, ben gayet iyiyim. Biliyorsun. Ama seni konuşmak istiyorum ben. Ergun'un evliliği nasıl gidiyor? Şu gözlerindeki yaşları merak ediyorum yani. Niye böyle olduğunu merak ediyorum. Bana anlatacak mısın en yakın arkadaşına? Gerçek sebebi. Nazlı kurtuluşu kahvesini yudumlamakta buldu. Merhaba. Merhaba abicim. Nazlı canım gelmiş. Abisini ziyarete gelmiş. Bakayım şöyle bir taze gelin. Nazlı kalktı. Çok güzelsin. Kucaklaştılar. Dünya güzelim gelmiş, benim bir tanem gelmiş. Hoş gelmiş, hoş bulduk. Abisinin güzeli. Fıstık. Ahmet elini öperek çaprazına oturdu. Ya ne haber hayatım? Gayet iyiyim bir tanem. Ben sohbetinizi bölmedim değil mi? Yok yok yok. Ya bu çoluk çocuğa karıştık işte, Aslı doğdu. Ben ihmal ettim seni, hiç ilgilenemedim, hiç konuşamadık, oturamadık, dertleşemedik. Hiç sohbet edemedik. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor evlilik? Mutlu musun? Çok iyi gidiyor abicim. Mutluyuz. Çok güzel gidiyor her şey. Güzel gidecek tabii ya. Ergun nasıl? İyi. Ergun çok iyi. Çok iyi olacak tabii ya. İyi olmaz olur mu? Kaç sene peşinden koştu senin. Kaç sene söyleyemedi bile yani. Bir de arada ben vardım. Kapı gibi dikiliyordum araya şimdi. Ben... Bütün engelleri aştınız, evlendiniz. O şimdi ne kadar romantiktir, ne kadar keyiflidir o şimdi, ne kadar mutludur. He? Ya öyle, gerçekten. Çok yolunda her şey, çok güzel. İyi, maşallah. Nerede o, geliyor mu o Ergun? Akşama yemeğe kalın, beraber yemek yeriz de. Şey abicim, gelmiyor, işi var onun. Kalkayım ben de zaten, başka bir zaman geliriz yine. Tamam mı? Nazlı, nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Güldencim nereye gideceğim? Eve gidiyorum. Hadi iyi akşamlar size. Hadi görüşürüz. Geçirmeye kalktılar. Ahmet bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Benim, hoşça kal. Selam söyler buna. Söylerim. Nazlı Ahmet'in konuşmasına fırsat vermeden kaçar gibi çıktı. Ahmet ve Gülden kaygılı. Ahmet Gülden'in beline dolandı. Gülden kucakladı. Ay yıldızsız gökyüzünde tek başına. Evciğim lokum lazım. İşte o lokum çok önemli. Orada çok güzel çünkü. Ama nereden alacaksın biliyor musun? Bak girdin çarşıya hemen böyle sağ tarafta. O ne? Mısır çarşısını bana öğretme ya. Nereden ne alınacağını çok iyi bilirim ben orada ya. Avucumun içi gibi bilirim Mısır çarşısını. Allah sen sadece ne lazım onu söyle ya. Tamam. Kızamık şekeri lazım. Tarçın lazım. Karanfil lazım. Göğüs suyu lazım. Ay bir çerez. Bir dakika. Dur. Karanfil. Gül suyu. Çerezi de oradan alalım. Fehmiciğim çok ucuz oluyor. Tamam ben alırım onları hiç merak etme. Ay aslında oradan bizim eve de şöyle gitmişken bir teneke beyaz peynir mi alsın? Bu ya. Mısır çarşısından bir teneke beyaz peyniri ben bu eve nasıl taşıyacağım ya? Çok acayipsin ya, çok acayipsin. Ya bırak onu da Şimbil Mehmet'ten alırız ya Allah Allah. Doğru. Başka? Yok, o var evde. Onu idare ederim. Başka. Lan yeter bu kadar ya. Yeter mi? Yedi. Ömer kanepede Yasemin'in saçlarını bağlıyor. Allah Allah. Ya kızım bu baba nerede kaldı ki acaba ha? Otobüsün kalkmasına da az kaldı ama. Bir saat falan var ha. Allah Allah.
Belki de göreve gitmiştir anneciğim. Yok kızım, göreve gider mi hiç? Yani baban izinli. Ama şey olabilir, bizim şimdi eşyamız çok ya Yasemin. Belki araba neyin falan ayarlılarsa ondandır. Aha ha, geldi, hadi kızım ayakkabını giy de geç kalma. Ha Rıza. Bir yığın klasör. Aa, onlar ne öyle tozlu tozlu getirmişsin? Masaya bıraktı. Bunlar tozlu tozlu dosya bir dönem. Niye eve getirdin bunları? Çünkü bunları tek tek incelemem lazım. Ya Allah Allah, masaya da koydun onları öyle tozlu Rıza. Yere koy bunları ya. Otobüsü de kaçıracağız yani. Şöyle koyayım da. Rıza esmer, ince, uzun bir adam. Otobüs. Otobüs. Gel bir tanem. Yasemin'in yanına oturdu. Haydi. Bir tanem biliyorum üzüleceksiniz ama Yasemin kızım. Memleket'e gitmiyoruz. Yani bir süre daha. Yok canım, şaka. De valla. Rıza gözleriyle onayladı. Allah Allah. Neden şimdi yani? Çünkü işle ilgili halletmem gereken bir mesele var. Bir adamı teşhis etmem lazım. Onunla ilgili belgeler bulmam lazım. Yasemin de üzüldü. Yani arkadaşların bulsa olmaz mı Rıza şimdi? Olmaz. Bir denem, bugün yarın bu adamı teşhis edip bildirmem lazım, yoksa vatandaş zarar görecek. Yani Allah'ım yarabbim, senden başka kimse yok mu orada ya bu işe yapacak? Bir sana mı kaldı? Yok işte frambuazlı pastamı, yok. Olsa... Allah Allah. Olsa ben sizi üzer miyim? He? Lütfen hadi. Birkaç gün sabredin, tamam mı? Ya... Ya vallahi bıktım ha. Bit mi ya? Bit mi? Yok zanlıların, suçluların, delilerin bir görevin bit mi Rıza? Yeminle. Allah'ım bir vatandaşı düşünsün. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz ya? Şu hazırlığa bak. Kendimizi şey yaptık. Sevindik, coştuk burada tatile çıkacağız diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya iş mi seni bu yaptığında? Tozlu dosyalarla birlikte kal. Allah Allah. Kapıda hazır bekleyen bavulların yanından geçti gitti. Hep annemi özlüyorsun baba. Yasemin esmer, uzun saçlı, zayıf bir çocuk. Biliyorum kızım, biliyorum. Ama başkalarını üzmemek için mecburum. Dudağını yanağına kaydırarak yaklaşıp öpmesini istedi. Yasemin'in kırgınlığı bıraktı, öptü. Rıza kocaman gülümsedi, sonra bir öpücük de kendi aldı. Masaya yürüdü, yerdeki dosyaları yukarı kaldırıyor. Yasemin izlemekle meşgul, yakası fırfırlı pembe, kolsuz bir elbise giymiş. Rıza ceketini çıkartırken Yasemin'e döndü. Tebessümle bakıştı, ardından ceketi düzgünce kanepeye bıraktı. Masaya geri döndü, sandalyeyi çekiyor. Oturup klasörlerden birini önüne aldı. Ahmet. Canım. Ya Ahmet, çok önemli bir sorunumuz var. Ne? Ya şimdi Aslı'nın 40 mevlidini yapacağız ya. Evet. İşte annen diyor ki mevlidden sonra benim evime geleceksiniz diyor ilk. Doğru, doğru söylüyor. İyi de benim annem de ilk benim evime geleceksiniz diye tutturdu. Ne yapacağız? Ne bileyim ya, bitmiyor ki bunların dertleri. Bulacağız bir şey, tamam. Ya sen bunu dert etme, merak etme, çözeriz. Ay iyi olur yani. Ben de 40 günün üstüne hastane dışında bir yere çıkmış olacağım artık. Fenalık geçireceğim. Televizyonun karşısında kanepedeler. Gülden. Hı. Bir şey soracağım sana. Sor canım. Ama bak doğruyu söyle. Söylerim, söyle. Bana bir bak. Gülden elinde çayıyla. Nazlı. Bana söylediği gibi çok da mutlu değil galiba evliliğinde, öyle mi? Hani ben geldiğimde siz... Dertleşiyor muydunuz? Sana açılmış mıydı? Bir şey konuştunuz mu? Yok, bir şey konuşmadık. Yok. Nereden çıkarıyorsun bunları yani? Hiç standart, evlilikte olan, normal şeyler yani, sorunlar. Normal sorunlar. Ha, evet. Her evlilikte olan. Evet. Bir örnek ver. Ya Ergun horluyormuş. Bu mudur yani? Evet, bu. Ne yaptı? Geldi sana Ergun'un horladığını mı şikayet etti? Bunu mu söyledi? Evet, bunu söyledi. Bak sen bunun bir kadın için ne kadar büyük bir yıkım olduğunu anlayamazsın. Hayatın aşkı olan bir erkeğin, böyle sana aşk şiirleri söyleyen, peşinden koşan bir erkekle evleniyorsun. Geceleri aslan gibi horlayan bir adam, yani ne büyük bir yıkım. Ben kendimden... Gülden! Nazlı ne anlattı sana? Bana hiçbir şey anlatmadı. Israr ettim, ağzını yokladım. Bana mısın demedi, hiçbir şey söylemedi. Ne yapıyormuş, geç mi geliyormuş? Kaba mı konuşuyormuş? Ters mi davranıyormuş? Yok canım, bir şey. Vurmuş mu kıza? Aa, Ahmet ne diyorsun sen? Ne, aldatmış mı? Aa,
Ay neler söylüyorsun Ahmet? Yok öyle bir şey. Allah Allah. Ya bilmiyorum, ısrar ettim. Sen de biliyorsun. Nazlı hiçbir şey yok diyor. Ayrıca bence bize düşmez yani. Karı koca arasına girilmez. Ne yapabilirim? Söylemiyor. Ya sen canını sıkma. Tamam mı? Hadi gel şunu izleyelim. Bak kaçırıyorsun. Gülden çayını alıp televizyona döndü. Ahmet işi peşini bırakmayacakmış gibi kafa sallıyor. Ben bunları alıyorum işte. Tamam Fehmiciğim. Alo Figit. Kimler gelmiş? Ay halasının kuzusu. Bak eniştesi bak, büyümüş de bu çocuk. İşten eve geliyormuş, görüyor musun sen? Abi çok güzel işten geliyor ya. Çok güzel. Ay. Vay eniştem benim ya. Vay eniştem benim ya. Tantan enişte şu yanaklara bak ya. Şu yanaklara bak, sen dedem oldun ya. Sen dedem oldun ya. Yanaklarını sıkınca Fehmi'nin gözleri belerdi. Şahin Ülke'nin kolçağına oturdu. Ha. Canım. İki gün sonra sınava gireceğim. Ne sınavı? Pasta sınavı. İki eski pasta ustasıyla benim pastalarım yarışacak. Sami Usta da karar verecek. Tadacak, sonra diyecek ki bu pasta güzel, bu pasta güzel. Benim pastam seçilmesi lazım ve karar verecek. O zaman evleneceğim ben. Ne demek o eski pasta ustası? Yani Sami Usta'nın eski arkadaşlarıymış. Onlar pasta ustası. Ben de pastamı yapacağım. Onlar da yapacak ve Sami Usta tadacak. Bakalım kiminki güzel diye, ondan sonra inşallah benimki güzel olur. Elvanımı alacağım, evleneceğim artık. İkiye mısır yok. Ya bu Sami de çok insafsız ya. Şimdi iki tane ustayla bu yarıştırılır mı ya? Ayıp ya. Enişte, ben istedim bu yarışı. Ben istedim. Ya yeter artık ya, pef oldum yoksa ya. Eğer ben yapamazsam pastalarımı, evlenemeyeceğim o zaman. Sami Usta'nın gözüne giremeyeceğim yani, değil mi? Tamam da çocuğum ya, ya kazanamazsan yani Allah muhafaza. Nasıl kazanamazsan ya? Kazanacağım tabii. Elvanımı alacağım enişte. Yoğun enerjili bir tempo ile ısınma hareketleri yapıyor. Ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum sen pasta yarışmasına gireceksin ya. Uzun atlamaya değil ki ya. Ne yapıyorsun? Isınma hareketlerini dansla harmanladı. Enişte sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Onun için benim dinlenmem lazım. Uyumam lazım. Hadi be. Hadi Şahin. Hadi Şahin. Zıplayarak bacaklarını aça kapaya, kollarını indire kaldıra gitti. Fehmi arkasından baka kalıp düşünceli halde yaslandı. Ruhiye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yeğenin var ya senin. Çok ileri derecede gerizekalı ya. Baya. Ruhiye sanki farkında ama kendine bile itiraf edemiyor gibi Şahin'in arkasından koridora baktı. Pusu gökyüzünde dolunay. Rıza polo yaka, bordo tişört giyip gözlüğünü takmış ve dosyalara gömülmüş. Emel çay getiriyor. Kırgınlığı da kızgınlığı da geçmiş. Sevgiyle gülümseyerek girdi salona. Rıza'nın sırtı dönük. Emel yanına yaklaşınca Rıza fark edip önüne aldığı klasörü geri bıraktı. Gözlüğünü çıkardı. Emel çayını önüne koyuyor. Rıza yorgun halde iç çekip gülümseyerek Emel'e göz attı. Çayını aldı, yudumluyor. Emel boş tepsiyi sehpaya bıraktı. Rıza çay içince kendine gelmişçesine oh çekti. Emel arkasına geçti, yanağından öptü. Boynuna sarıldı. Rıza mutlulukla gülümseyip gözlüğünü taktı. İşe başlamadan önce Emel'in elini öpüp patpatladı. Sabah vakti Boğaz Kız Kulesi. Okey, ben gidiyorum. Son defa soruyorum. Liste bu değil mi? Başka bir şey yok eksik. Of evciğim, yok. Bak şu, başka. Tamam o zaman. Bak bu uzak yer, bir daha gidemem ha, ona göre. Ne eksikse söyleyeyim, bir kere de gidip alayım gelin. Yok tamam işte, başka bir şey yok. Tamam. Onlar yani. O zaman hadi eyvallah. Aa bir dakika. Bademimiz var mı bizim evde? Şey alacağım ya, karışık çerez alacağım. Onun içinde badem, acayip badem vardır onda. Olmaz. Çok acayip badem. Hayır, var. Olmaz. Yetmez o, oradaki badem yetmez. Bakıyorum. Mutfağa koştu. Of, bu mutfağa girerse eyvah, ne eksikler çıkar gene ya. Çok acayip eksikler çıkar ya. Of. Yok, biz bu çocuğun 40'ına falan yetişemeyiz ya. Ya 40'ı yerine çocuğun 50'sini mi yapsak? Ne yapsak ya Ruki? Ondan sonra bu abici benim diş kapağına bir koydu şeyi, kramponu. Ondan sonra çivili. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamlar. Biladerim hoş geldin. Canım ne haber? Eyvallah. Ne yapıyorsun? Eyvallah, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapıyorsun? Gel geç ya, otur. Eyvallah. Ne var ne yok, özlettin kendini ya. Vallahi öyle oldu ya. Bir çay söyleyeyim mi sana? Yok, içmeyeceğim, sağ olasın. Ne yapıyorsun?
Ne yapayım işte? Bebeğe alışmaya çalışıyoruz. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Ha? Bebek ağlamalarına, bez kokularına. Alışacağız. Ya gün geçtikçe geç kalmışız diyorum Mesut. Geç mi kalmışsın? Ha. Hoppala laf bu şimdi seninkisi. Ne geç kalması oğlum? Buralarda dolanıp duruyordun ya. Neden olmuyor, neden olmuyor? Öyle miydim ya? Tabii canım, Allah Allah. Ben atölyeye geçeceğim de. Heh. İşlerim var. Evet. Ha, benim aslında senden bir ricam var ya. Rica mı? Hmm. Ayıp ediyorsun birader. Ne ricası ya? Emrin olur. Söyle. Estağfurullah. Ya söylesen oğlum, meraklandırdın ya. Tamam, söyleyeceğim oğlum ya, tamam. Nasıl söyleyeceğim? Yani bizim Ergun. Heh. O buraya gelirse. Şunu da bir konuşsana bir. İyi, konuşayım da. Ne konuşayım, ne hakkında konuşayım? Ya şimdi Ergun işe girdi. İşte Nazlı ile evlendi biliyorsun. Evet. İşte bizim bebek oldu falan böyle. Pek yolumuz kesişmiyor bu aralar, çok görüşemiyoruz. Hı. Sen şunun bir... deş bakalım, bir konuş bakalım şunu ya. Dur ya, şimdi şey mi var, bir sorun mu var? Bunlar Nazlı ile sorun falan mı yaşıyorlar? Bilmiyorum. Hı. Bilmiyorum, işte onu bir... Hani yeni evli adam. Hı. İyi. Mutlu mu, mesut mu, memnun mu, bir şikayeti var mı? Tamam tamam, çaktım ben mevzuyu. Tamam birader, sen zaten muhatap olma ya. Ben konuşurum, şey yaparım bir bakayım neymiş, öğreneyim ben bunu. Tamam, sen merak etme. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Tamam birader. Sen bir konuş. Tamam tamam, ben halledeceğim. Akşam uğrarım ben. Tamam, merak etme sen. Hadi eyvallah. Bir çay istedin ya. İçeriz sonra ya, akşam içeriz. İyi, eyvallah. Tamam. Eyvallah abiler. Allah Allah. Ne oldu acaba? Sami elinde samanlı bir kağıtla aracın içinde arka pencereye dönüp kağıdı bırakıp bant kesme makinesini aldı. Bir tutam kesti, kağıdı kaldırdı. Satılık ilanı yapıştırmaya hazırlanıyor. Pencerenin önünde içi doldurulmuş el örgüsü bir dilim karpuz. Sami köşenin tekini bantladı, güçlü geriden seyrediyor. Suçu yanlarından geçerken Pehmi apartmandan çıktı, yaklaşıyor. Sami! Ne yapıyorsun be ya? İlanı yapıştırmış, elinde bantla çıktı araçtan. Aynı be ya, sen ne yapıyorsun Fehmi abi? Aynı be, aynı olan neyin, nelerle uğraşıyorsun ya? Ha, hayırdır be, bu arabayı satacağım. Neden? Ha, neden? Bu akşam arabayı yenileriz herhalde. Usta o zengin adamın hisselerinden satın alacak Fehmi amca. Sen beni mi dinliyorsun? Beni mi dinliyorsun? Al bunu, hadi içeri. Güçlü bantı aldı gitti. Sami, arabayı satıp parasını o adama mı vereceksin? Evet. Ama ben araştırdım. O kadar kötü bir şey değil. Hem devlet şeysinden ama o anlaşması var. Fehmi abi, bu servet denen adam hem benden tatlı alacak. Onunla anlaşma yaptım ya yani. Butik Ali de buna şey verdi ya, tuvalet şeysi. Vallahi hemen azıcık çekini verdi. O güvenilir adam. O sorun yok. Para senin, akıl senin Sami. Ne istersen yaparsın ya. Sen daha iyisini bilirsin. Sami, ben Mısır Çarşısı'na gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Aa, Mısır Çarşısı mı? Ha. Hayırdır? Ya şimdi bizim torunun kırkı geliyor ya, işte mevlüt falan yapılacak. İşte loğusa şerbeti için malzeme falan alacağım ya. Aşk olsun Fehmi. Biz burada dururken oraya mı gidiyor? Neden bana söylemiyor? O loğusa şerbetini ben yapayım ya. Aman Sami, aman Sami, gözünü seveyim bırak ya. Allah Allah. Dünürlerin kavgası zaten burama kadar getirdi. Bir de sen başlama. Bırak, kim yaparsa yapsın ya. Allah Allah. Bırak ya. Aman Fehmi abi. Acayip geldi Cinler Tepe'nde. Acayip geldi tamam, ya. O zaman tamam. O zaman biz de altını alır. Gelir hemencik yeğenimize takarız. Evet tamam, hadi. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Sami ya. Ya arabayı satma ya. Araba satılır mı ya? Ya mal satılır mı ya? Satma arabayı ya. Ellerini ceplerine soktu. Sami sözlerden etkilenerek araca döndü. Duygulu gözlerle bakarken dalgınlaştı. Kıpırdanarak toplandı. Güçlü! Güçlü! Hadi gel çabuk buraya. Bak duyuyorum beni. Teşvik geldi. Yan tarafa yapıştıralım hemencik. Hadi. Güçlü! Bak duyuyorum beni ya. Eli cüssesiyle koşarak pastaneye girdi. Muzaffer köşeyi dönüp araçtaki satılık yazısını görünce memnuniyetle dikkat kesildi. İlana bakıp keyifle arka kaportaya vurdu. Alıcı gözüyle inceleyerek ön kapıya yürüdü. Olumlu karar vermiş gibi başını öne salladı. Seri adımlarla pastaneye gitti.
60'larındaki Salim sokaktan geçiyor. Rıza başını dosyalara koyup elinde gözlükle uyuyakalmış. Emel'le Yasemin salona geçiyorlar. Kızım görür müsün babanı? Rıza. Rıza. Ne oldu? Buldun mu? Yasemin oturdu. Kadın adam evdesin. Adam rüyama girdi ya. Kim? Rıza bana bak, sen rüya gördün zar. İyi misin? Bir şey bulabildin peki? Yok. Yok ama genel müdürlük teşhisim vardır. Benim gitmem lazım. Nasıl ya? Acaba Yahya. Yahya komiser bir şeyler bulabildi mi acaba? Benim hemen çıkmam lazım. Ben biliyorum adamı. Tanıyorum ben adamı. Gördüm ben adamı. Biliyorum ben adamı. Gördüm adamı. Adamı gördüm. Dur. Ama şey... Ver şunu da bana. Allah. Ya iyi de... Koy. Gözlüğüm nerede? Al. Nerede gözlüğüm? Rıza... Kızım nerede? Öp bakayım babayı kızım. Tamam. Ya iyi de bir kahvaltı edeydin. Kızım sen de burada ne türlüsü kahvaltı getireceğim ha? Bak yumurta yapayım sana. Tamam mı? Okula gitmeden yersin. Yumurtanı şey yapar. Vi, şortla gitti ya bu. Ana. Görür müsün şu babanı ha? Ay bu adamın işleri ya. Allah anneciğim. Ha kızım. Babam bizi neden tatile götürmüyor? Babanın da işi böyle kızım. Ne edek yani ya? Ama anneciğim. Hep iş, hep iş, hep iş. Arkadaşlarımın hepsi annesiyle babasıyla tatile gidiyor. Ama biz gidemiyoruz. Bak kızım. Yanına çöküp kolunu omzuna doladı. Senin baban arkadaşların babası gibi değil. O polis. Seni, bizi, arkadaşlarını, onların ailelerini korumakla görevli. O bizi korumazsa ne olur? Ne olur? Millet evini barkını bırakıp da tatile gidebilir mi güvende? Ha? Onlar bizi koru ki onlar da rahat rahat tatile gidilir. Sen hiç babana kızma. O bize söz verdiyse tatile de götürür. He? Merak etme yani. Hadi kahvaltı yapalım. He? Hadi gel. Yasemin arkasından gidiyor. Mustafa ile Mehmet yan yana gelmişler. Yol gözleyen Bahtiyar'a baktılar. Bütün mahalle bekliyor abicim. O zengin adam gelecek ya, ortak olacaklar. Ya boş ver be Mehmet abi, olsunlar ya. Gerçi adamı benim pek gözüm tutmadı ama yine de zenginlerin böyle etrafına hayrının dokunması güzel. İstihdam yaratması güzel. Hem ya zaten ters bir şey olsa değil mi? Memlekette kanun var, polis var, savcılar var. Yani kolay mı öyle? Tamam abicim ama baksana nasıl millet. Rıza aceleyle yanlarından geçerken üstteki dosyayı düşürdü. Yüküyle birlikte eğildi, aldı. Selamsız sabahsız hızla karakola yöneldi. Şaşkınca ardından bakıyorlar. Rıza başkomiser değil miydi o ya? Evet, Rıza var. Şort mu vardı onun altında? Ha. Karakola dönüp baktılar. Bahtiyar da yadırgamış. Sinan noterlere gelmiş. Çekinerek Suna'ya yaklaştı. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Ben vekaletname çıkarttırmak istiyordum da. Tabii. Peki bir şey sormak istiyorum. Vekaletname almak mı istiyorsunuz, vermek mi istiyorsunuz? Alacağım. Işte, abimden alacağım. Böyle tapu dairesiydi, vergi dairesiydi, alım satım işleri falan genel bir şey. Anladım. Peki abiniz nerede? Abim dükkanda yoğun çalışıyor. Şey yapsak, siz hazırlasanız. Tamam. Biz burada hazırlayalım. Hı. Siz sonra abinizle birlikte gelin. Kimliklerle birlikte noter bey onaylasın. Hemen hallolsun. Ben götürüp imzalatsam? Maalesef öyle bir şey yapamıyoruz. Mutlaka abinizle birlikte buraya gelmeniz lazım. 2 dakikasını alacak. Hiç çok vaktini almayacak. Kimlik kontrolü yapılacak. İmza atacaksınız. Noter bey onaylayacak ve gitmiş olacak. Ha anladım. Onunla geleceğiz yani. Peki bir de hangi konularda vekalet vereceğinizi bana söylerseniz evrakları ona göre hazırlayacağım. Tabii ya, genel olarak her şey aslında genel bir vekaletname. Genel vekaletname. İşte dediğim gibi tapu işleri, vergi işleri, alım satım üzerine. Ha, tamam peki. O zaman lütfen siz buyurun oturun. Ben evrakları hazırlayayım. Tamam teşekkür ederim. Sandalyeli banka döndü. Araya sığamayacağı için baştaki adamı yana kaydırıp başa kendi oturdu. Butik sallayarak çeke bakıyor. Of ya of. Şuradan bak, şuradan, şuradan. Cuma gelse de bir an önce gitsem bozdursam şunu ya. Bozdur abicim, bozdur. Kime, nerede, nasıl istiyorsan bozdur ama sakın bir daha mallarını benim dükkanın önüne koyup benim asabımı bozdurma. Koliler götürülmüş. Abi,
Hayırdır ya, ne kızıyorsun ya? Allah'ım bir de soruyor ya, bir de niye kızıyorsun diye soruyor ya. Yahu ben burada insanlara böyle klasik müziği sevdirmeye, yüksek sanat alıştırmaya çalışıyorum, şu hale bak ya. Bir haftadır dükkanın önünü İstanbul limanına çevirdiniz. Sen iyi misin abi? Ne demek iyi misin oğlum, iyiyim işte, görmüyor musun? İyiyim, gayet iyiyim. Ne soruyorsun? İyiyim. Yani ne bileyim, Ergun'la Nazlı evlendiğinden beri böyle garip garip haller, bir tavırlar, bir artist artist hareketler, bir sinirler. Hayırdır? Ne sinir oğlum? Ne hali, ne olmuş yani evlendiler seni? Evlendikten sonra ne? Ne diyorsun sen? Ya abi tamam, bak ben seni anlıyorum. Yani insan sevdiği kişinin gözlerinin önünde böyle uçup gitmesini görünce bir üzülüyor, bir sinirleniyor tabii. Haklısın sen de ama... Ya... Yok ya, bitti o mesele benim için ya butik. Bitti yani. Evlendi Nazlı. Evlendi gitti yani, mutlu olsun. Hayatını yaşasın. Her şey gönlünce olsun. Ya zaten aşk dediğin ne aslında biliyor musun butik? Yani neyi kaçırıyor biliyor musun insanlar? Niye abi? Yani aşk dediğin kendi mutluluğunu istemek değil. Sevdiğin insanın mutluluğunu istemek. Mutsuz olmak pahasına. Bak, 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 bak. Tavır, hareketlere bak la. Bak, bak, hareketlere bak, bak, bak. Sen boşuna dinlemiyor musun bunca müziği ya? Vay be Niyazi abi. Geçme, dalga geçme, dalga geçme. Bir daha istemiyorum o malları buradan. Dilek elinde cüzdan apartmandan çıkıp gülümseyerek direğe yaslandı. Dilek! Ne haber Ali? İyi, senden? İyi, bakkala gidiyorum. Vallahi abi. Ben de geleyim mi? Olur. Vallahi abi kız. Nurten balkondan suratsızca izliyor. Bir bekle gelin. Nurten kilolu esmer siyah saçlı bir kadın. Uzaklarla sahneye sıkışıyorlar. Satıyorum. Alıyorum. Bak satıyorum. Alıyorum. Yemin misin satıyorum. Aldım be. O zaman sattım be. Aldım. Aa, hadi oynuyor ne olsun. Hayırlı olsun cümlemize sağlık. Allah harika güzel oh. Oldu yemin de. Şey. Ödeme nasıl olacak? Bana peşin lazım da. Peşin canım, peşin. Tamam. Peşin. Vallahi mi? Tam peşin. O zaman hadi otele gidelim, hemen açık halledelim. Gidelim vallahi, ne olacak? Ya yeminle, o kadar güzel oldu ki bak. Ta az önce Woody'ye yazı asıyordum. Yarım saat geçmeden hop, araba gitti. Ya sen usta, yani itiraf edeyim. Senin arabanda benim gözüm vardı ya. Ya çok sevimli geliyor ya. Şuraya baksana. Sanki gözleri var böyle çipil çipil ya. Tabii ya. Yani böylelikle yabancıya da gitmemiş ol değil mi? Tabii canım, tabii canım. Ya artık arabaya ihtiyacım olursa hemen açık alırım. Ne diyorsun? Ne zaman istersen emri daha burada işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hayırdır Sağan Usta? Arabayı mı satıyorsun? Yok. Sattım bile. Ben aldım. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Sağ ol, eksik olma. Oh be. Vallahi çok iyi oldu ha. Sonunda kurtulduk şükür üstünden. Sami peçeteliği kapıp kaldırdı. Ne için konuşuyor? Aracı gözlemleyen Muzaffer'e döndü. Ne için konuşuyor? İnsana çay var bir şeyler sorar değil mi? Ha, tabii ya, çay. Boş boş konuşacağına. Acık dolu dolu iş yap. Islatalım değil mi ya? Evet, ıslatalım. Doğru dedi. Kahve. Ne diyorsun Mesut kardeş? Yatırım yapılır mı bu adamın şirketine? Vallahi birader, ben düşünüyorum. Abi bir şey soracağım ya. Sizin mis gibi işiniz yok mu? Emeğinizle para kazanmıyor musunuz? Daha ne istiyorsunuz ya? Zengin olmak. Aynen can, aynen birader. Eskisi gibi güç kuvvet de yok artık. Yani boyuna borç ediyoruz ya. Yani yıllardır borç yiğidin kamçısıdır dediler, bizi yediler. Mesut abi, diyeceğim ki çok paran oldu, evet. Zengin de oldun. Evet. Ne yapabilirsin abi? Ha? Zengin olunca ne yapabilirsin? Sadece yediğin, bir de giydiğin değişir. Parayı alıp karşına konuşamazsın, ona sarılamazsın, dertleşemezsin. Zengin olup ne yapacaksınız ya? Ulan sende de çoluk çocuk yok. Boyuna işkembeden sallıyorsun ha Nevzat. Bizde çoluk çocuk var be. En azından çocuklarımız rahat eder. Etmesin abi. Babadan mal mülk kalacağına kulağına küpe olacak iki tane söz kalsın. Seninle yaşadığı mutlu anıları hatırlasın. Bunları parayla alabilir misin? Ya adam alır kardeşim. Adam o kadar zengin ki
Ne cariyse, ne istiyse onu alabilir. Biz de hani bunun zenginliğinden yararlanmamız lazım. Bu adam bizim için talih kuşu, talih. Öyle değil mi Mesut? Aynen canım, aynen bileler. Abi bak ne diyorsunuz? Talih kuşu, altın yumurtlayan tavuk. Bunların ortak özelliği ne? Ne? Gaga abi, gaga. Herif size gagalayacak. Ya herif dolandırıcı. Oğlum Nevzat, sende paralar isim var ya. Ne zaman zengin bir adam görsen arkasında sallayıp duruyorsun. Yazıktır, günahtır ya. Ya bu da komünist komünist konuşuyor ya. Yok ya, bizim borsaya girmemiz lazım. Ekonomiye biz de omuz atmamız lazım. Öyle değil mi kardeşim? Ha. Abi, benden söylemesi. Sonra gelip de aman Nevzat, şöyle dolandırıldık, böyle paramızı kaybettik demeyin. Hadi lan kaçar. Şuna bak şuna. Hem antikapitalist, hem de antipatik komünist. Bunların işi bu ya. Rıza telefonda. Evet. Evet ya komiser. Bir memur arkadaşı bir görevlendirsen. Sana yolladığım o robot resme göre bir baksa aranan var mı? Suçlu var mı? Dolandırıcılık listelerinde ona benzer bir adam var mı? Bu benim için çok önemli. Evet. Evet çok önemli. Evet. Evet ya komiser. Tamam. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Tamamdır. Sağ olun. Kolay gelsin. Zahmet verdim. İyi günler. İyi günler. Yahya komiser aradık. Ya başkomiserim, bu kadar araştıracağız da bu adamın kolundan tutup içeri atsaz. Zaten biraz sıkışınca ele konuşur. Bülbül gibi. Olur mu öyle şey Beşir? Saçma sapan konuşma, öyle şey olur mu ya? Önce bir şüphe belirir. Ondan sonra suç durumu ortaya çıkar, ondan sonra. Yoksa biz suç duruma düşeriz. Ya siz koskoca başkomisersiniz, size kim ne diyebilir ki? Saçmalama Beşir. Kanun karşısında bunun polisi, komiseri, memuru falan yok. Kanun karşısında herkes eşittir. Bir dakika, şimdi siz sırf ambu yüzden mi izine gitmediniz? Evet, ambu yüzden izine gitmedim. Ne var? Olur mu başkomiserim yahu? Yahu başkomiserim, bu memleketin hırkızı uğursuzu biter mi? Siz beni kafaya takarsanız izine mizine gidemezsiniz. Bu kadar basit. Anladık Beşir, tamam anladık. Canımızı sıkma. Gidemedik zaten. Haritaya döndü, elini üzerinde gezdirerek durgunlaştı. Şimdi güzel olur oralar. Yaylalar. Havası serindir. He. Duman çökmüştür. Deresi akar şiril şiril. Kinak ya, kinak. Ele fakirem size içim ezilir vallahi. Kinak, başkomiserim ya, size günah ya. Size günah değil mi ya? Siz kalkın gidin, vallahi gidin. Neye duruyorsunuz burada? Biz hallederiz, hele ne diyorsun? Zaten ambu şortla eller yukarı deseniz kimse sizi dikkate almaz. Siyah şortu diz boyu. Çık dışarı. Dışarı yüzün. Dışarı. Bekir. Çık. Başkomiser. Yusuf değil. Tamam. Al Beşir'i. Vur Yusuf'a. Bekir çıkarken Rıza Yusuf'a bakarak gözlüğünü taktı. Vur Yusuf. Gözlüğü geri çıkardı. Kıyamam kız. O kadar bavulları hazırla. Son dakika bir şey çık. Olacak şey değil vallahi ha. Ama vallahi ben hiç üzülmedim. Ne güzel işte torunun mevlidine geleceksiniz. He canım anam geliriz tabii. Ne var kısmet böyleymiş. He. Ay Nurten abla. Ha? Bu butik Ali ile Hayati ortak iş yapıyorlarmış. Ortak oluyorlarmış bu zengin adamla. Komşu söyledi. Zengin adam bunlara çek vermiş. Ya öyleymiş ya. Ben de duydum. Bilmiyorum ki. Bakalım cuma günü çekeceklermiş. Ah Nurten abla be. Sendeki şu şansa bak. Hem zengin damadın olacak hem de bakarsın. Yani bakarsın ne? Ay bir de kıkır diyorlar aşk olsun yani ha. Ha bir dakika. O butik Ali nereden benim damadım oluyormuş ha? Yani Hayati'ye lafı yok da onu kabullenirsin yani. İkiye de gülüyor. Ay bayıldılar gülmekten kız Rukiye abla ayıp ya. Ay aşk olsun yani bak hiç laf konuşulmuyor. Koskoca kadına dediğiniz lafa bak ya. Biz demiyoruz ki anacığım, konu komşu diyor. Nurten sinirle koluna vurup Emel'in üstüne yıktı yıldızı. Her zamanki gibi elbisesinin rengine uygun. Kendi saç bandı takmış. Bugünkü kırmızı. Sami Usta şimdi diyorum ki şu işi bitirelim. Ya ben bir an önce arabayı üstüme almak istiyorum. Ya yanlış anlama. Bugüne kadar araba alıp satmadım. Yani nasıl olacak bu işler? Ya hiç merak etme. Bu kolay Muzaffer abi. Onu noterde halledeceğiz. O zaman şurası noter. Hadi gidelim. Da
Ondan önce vergi dairesine gideceğiz. Ondan sonra vergi borcu var mı yok mu onu bakacağız. Onunla ilgili bir tane kağıt alacağız. Tamam. Ondan sonra trafik tescil müdürlüğüne gideceğiz. Arabanın acizi var mı? Bilmem bir takım şeyleri var mı? Onları öğreneceğiz. Onunla ilgili bir tane belge alacağız. Ondan sonra... Tamam. Noter'e gideceğiz. Noter'de satış sözleşmesini yapacağız. Sana azıcık orada bana parayı vereceksin. İyi. Tamam o zaman kolaymış. Gidelim hadi. Evet. O zaman gidelim. Oradan şeye gideceğiz işte. Onu yaptıktan sonra tekrardan vergi dairesine gideceğiz. Daha evet. Başka var mı? Var. Bunu anlatıyor işte. Vergi dairesine gideceğiz. Evet. Bunu ise vergi kaydına yaptıracağım. Başka? Başka öyle. Öyle bu kadar yani. Evet. Hop kalkacağız. 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 Trafik tescile gideceğiz. Trafik tescilde bakacağız. Ne yapacağız? Orada sen arabanın tescil kaydını yaptıracaksın. Tamam. Muzaffer her seferinde kalkacak oldu. Devamı gelince geri oturdu. Ya ölme eşeğim ölme. Bu ne ya? Ben vazgeçtim Sami Usta. Vazgeçtim. Ama sakın ha. Ya öyle vazgeçmek caymak yok. Ya kolay. Hemen çıkar edersen. Hemen çıkar edersen. Valla bak. Ya ne biçim iş bu noterde olup bitseymiş ya bu. Ne ya? Ne bu ya? Gün gelecek. Bilgisayarlar her yere yayılacak. O zaman da işte böyle... Araba alım satım işleri kolaylaşacak. Noter şöyle bir bakacak. Arabanın borcu var mı, harcı var mı, hacizli mi diye şıp diye görecek. Borç harç yoksa şak diye satışı yapacak. Sen de noterden arabanın ruhsatını alıp gideceksin. Ah ah biz onları görecek miyiz ya? Ha? Bu yüzyıl değil ama... gelecek yüzyıl inşallah. Basri saçı sakalına karışmış yapılı bir adam. Galata Köprüsü. Ergun kahveye yürüyor. Nazlı gibi o da sıkkın. Başka da bir şey bilmiyor ne? Fıt 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 fıt. Ulan benim yolda çalışsan işten atarım seni. Sebzelere su serpen Refik'e bulaşıyor. Ne haber Cankuş? Eyvallah Ergun biledirim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Versenize bana bir çay. Ver oğlum. Hayırdır ya, iş yok mu bugün? Ya var da ben izin aldım. Halsizim biraz. Halsiz misin? Ha. O zaman oğlum gidip evde dinlensene ya. Ya gittim. Üstümü değiştirdim falan. Baktım sıkıldım, yapamıyorum. Çıktım geldim işte. Bir çay içeceğiz, çok mu gördün ya? Allah Allah, eyvallah. Tamam ya, afiyet olsun. Hiç benden olsun ya. Eyvallah. Mesut başına dikildi, şaşkınca düşünerek gözlemliyor. Gülden koridordan antreye yürüyüp kapıyı açtı. Nazlı. Canım, hoş merhaba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bunu annem yolladı. Sana bir süt yaparmış. Kabın üstü örtük. Ay bıktım Nazlı, bıktım. Yani annem ayrı, kaynanam ayrı. Mandıra gibiler maşallah. Beni mandıra falan mı sanıyorlar acaba? Ay adam ya. Canım benim. Oh. Bir şey diyeceğim sana. Sen niye öyle geçen abim gelince böyle bir apar topar kaçtın? Kaçtım mı? Yok. Bir şeyim vardı benim. Bir işim vardı da. Oraya gittim. Kaçmadım Güldencim ya. Tamam işte sen bir şey diyecektin bana. Tam bir şey anlatıyordun. O yarım kaldı sözü. Ne anlatıyordun sen? Bir şey anlatmıyordum. Anlatıyordun ya. Ergun'la ilgili bir şey anlatıyordun. Tam hatırladım ben. Tam Ergun'la ilgili bir şey söylüyordun. Sonra böyle bir apar topar çıktın. Nazlı yine gönülsüz. Ergun çayını içerken Mesut oturdu. Ergun oğlum. Bak senin canın bir şey mi sıkkın ya? Ya yok be abi. Yok, ben anlarım ya. Senin canın sıkkın sıkkın. Oğlum bak, biz de evladımız. 15 senedir evliyim ben, 15 sene. Dile kolay. İki tane çocuk var. Yani ben evlilik profesörü sayılırım ya. Allah Allah, bak abin sayılırım ben senin oğlum. Yani bir şeye canın sıkkın olunca bana konuşmayacaksın da kime konuşacaksın ya? Allah Allah. Eyvallah abi, yok. Vallahi bir şey yok ya. Hatun canımın sıktı oğlum, söyle. Yok abi, yok. Ne alakası var? Yok öyle bir şey yok ya. Bak, mesela bu yıldız bana ne diyor biliyor musun? He? Sen eskisi gibi romantik değilsin diyor. Al. Bak romantik değilmişim ben. Ya 15 sene geçmiş evleneli ya. Ne romantikliği ya. Tamam insan yani ikide bir de romantik olur mu ya? Bir tane romantik olursun. Bir gün olursun. Hadi bilemedin iki gün olursun. Boyuna romantik olur mu ya? Bize ters bir kere zaten.
Allah Allah. Ben Sezen Cumhur Öral mıyım ya? Boyuna romantik olayım. Doğru söylüyorsun valla. Ergun, oğlum bak. Ben senin abin sayılırım ya. Bir şey olduysa söyle. Hani bir vukuat işledin. Hatun çaktı. Ondan sonra sabaha kadar kavga mı ettiniz oğlum? Ya yok be abi, ne vukuatı? Allah Allah. O zaman pavyona mı gittin? Ya havle vela kuvvete inna billahi aliyyil azim ya. Allah Allah, subhanallah ya. O zaman sen kesin bir suç işledin. Ondan sonra kız da seni yakaladı, sabaha kadar kavga ettiniz. Evet abi, ama daha olmadı. Şimdi ben seni birazdan öldüreceğim. Yakalayacaklar. Hakikaten sabaha kadar kızla kavga edeceğiz. Sen Mesut'u niye öldürdün diyecek. Yok. Anlatacağım anlamayacaklar, anlatacağım anlamayacaklar. Kurban olayım, üstüme gelme ya. Oğlum bak Ergun. Şimdi döverim meverim falan bir şeyler diyorsun. Biz senin abiniz diyoruz sana. Şimdi burada bir destek olmaya çalışıyoruz. Bak biz evli adamların halinden anlarız yani. Şimdi senin canın da sıkkın, ben anlıyorum. Bir şey demek istemiyorum da şimdi. Normal bir Mesut olsa şu an karşında vallahi kafa alnının çatına geçirirdim ben senin de. Neyse şimdi. Senin de canın sıkkın. Evet, şey yapmıyorum ya ben sana. Sen de boşu boşuna mı tavşan kanısın ya? Bir dakika, bir dakika. Yoksa... Ya. Yemek mi yapmıyor? Bak şimdi ya. Ya söyle ya. Yemek yapmıyor mu ha? Yapıyor da... Tadı mı güzel olmuyor? Böyle yavan yavan. Bir şey mi yapıyor? Söyle ya. Abi kurban olayım, sen bana bir çay daha ver. Hadi gözünü seveyim. Hadi abi. Hadi abi. Dur. Hadi kurban olayım. Açacağız onu, kilidini açacağız. Getir oğlum güzel, sıcak sıcak yağ gibi kaysın. Nazlı alyansının altındaki tek taşını sıkıntıyla sağa sola çeviriyor. Nazlı. Nazlı anlatsana. Ay Nazlı, sen çatlatırsın adamı ya. Bak bir şey de söylemiyor bana. Hani ben senin en yakın arkadaşındım. Tatlım, ben senin yüzünü böyle gördüğüm için soruyorum. Bir sorun mu var? Müdancığım. Hı. Canım arkadaşım benim. Ben iyi niyetini anlıyorum. Gerçekten bak. Ama... Ama ne? Gülden elini tutuyor. Of. Aman Nazlı. Nazlı, hiçbir şey üzülmeye değmez. Bak Ergun'la siz neleri açtınız. Ergun seni çok seviyor. Sen de Ergun'u çok seviyorsun bak. Hepimiz bütün mahalle biliyoruz bunu. Ya siz neleri açtınız, bunları mı aşamayacaksınız bir tanem? Hiçbir şey için sıkma güzel canım, olur mu? Ha? Canım benim. Canım, sağ ol. Sen benim canımsın. Üzülme yok, tamam mı? Gülden tamam. Yanına kayıp sarıldı. Canım benim. Tamam. Nazlı buruk gülümsüyor. Ya problem mi? İç çekerek bakışlarını boşluğa çevirdi. Ergun çayını önüne aldı, sıkıntıyla karıştırıyor. Mesut içine düşecek gibi bakarak kaş göz etti. Abi vallahi yok bir şey ya. Harbi yok diyorum ya, kurban olayım ya. Ya Ergun. Ya oğlum yok bir şey deme ya. Allah bak oğlum Allah. Yok bir şey deme, var bir şey. Ben çaktım mevzuyu. Var oğlum bir şey. Bak bana bak bakayım sen. Bak beyler. Bir bakar mısınız? Abi. Bak Ergun biraderimin gözlerine abi, bir bakın ya. Bir bakın ya. O parıl parıl parlayan, tamam ışık abi. Saçan, o güzelim gözler gitmiş. Allah. Yerine böyle bezgin bir adam gelmiş. Yok, oturmuş tamam, ya. Saçıyorum, saçıyorum. Olmaz saçıyorum. Böyle bir şey ya. Bak oğlum Ergun. Bak bütün mahalle sizin aşkınızı konuşuyorduk biz ya. Nazlı ile Ergun plan aşkı. Dillere destan be. Hani hem sadece bizim mahallede değil ha. Bak aşağı mahalle, daha aşağı mahalle. Onun daha aşağısındaki mahalle, yukarı mahalle, daha yukarı mahalle. Tamam yani abi. Neredeyse tamam. Yani bütün semt sizin aşkınızı konuşuyorduk ya. Abi kurban olayım, siz muhabbetinize dönün. Abi tamam, sağ olasın. Sen de bugün maşallah ağzın vallahi biraz ya şey oğlum, olmuş ben... yani. Ağzın motoru biraz bozulmuş. Ben gerçekten gitsem iyi olacak baba. Hakikaten yok bir şey. Hadi eyvallah, afiş ettin bizi. El aleme ne çok konuştun abi. Ya oğlum bir ya. Şey varsa söyle. Abi yok bir şey, ben şey yaparım kendim. Işılacak şey mi var? Haydi, haydi abi. Eyvallah, eyvallah abiler. Şakalaşıyoruz, şey yapmayın. Haydi, haydi eyvallah. Allah Allah, Allah Allah. Bunun ne derdi var acaba be? Vapurun ardında köpürttüğü sudan Haydar Paşa'ları. Muzaffer Anadolu'nun kaputunu açmış, motorunu inceliyor. Vicdan sokağa girip yanından geçerken gördü. Aa! Muzaffer. Vicdan. Ne yapıyorsun sen burada? Arabayı inceliyorum. Aa! Yani el alemin arabasını niye inceliyorsun ki? Bu artık el alemin arabası değil ki Necla'cığım. Aa, aa, Allah Allah. Sami Bey'in arabası değil mi bu canım? Hayır. Bu araba artık bizim arabamız Necla.
Araba aldım Necla. Nasıl, güzel değil mi ha? Baksana ya, cillop. Muzaffer, sana şimdi bir şey söylemiyorum. Ama akşama eve girince konuşacağız seninle. Şoka girdi ya sevinçten. Sevinçten söyleyecek söz bulamadı. Cillobum benim, kızım ya. Of be. Süper, derdesine baş parmağını kaldırdı. Vallahi ne şanslısın be Bahtiyar. Bak kapı gibi kardeşim var. Sen koşturma, ben koşturayım diyor çocuk ya. Ya vallahi bir şey söyleyeyim Mehmet abi. Ben de şaşırdım vallahi. Kocaman adam olmuş artık. Abisini düşünüyor kardeşim ya. Helal olsun vallahi billahi. Hay canım benim ya. Ha. Abi, vekaletname hazır, hadi gel gidelim. Bak, vekaletnameyi bile hazırlamış. Canım ya. Tabii abi. Yani ama çabuk gidip gelelim. Hani dükkana müşteri falan gelir, bir şey olur. Kaçırmayalım yani. Mehmet abi, sen dükkana bakar mısın 2 dakika? Biz 1 dakika gideriz, 1 dakika geliriz. 2 dakikada imza sürse... Bahtiyar gazozunu yere geliriz bıraktı. Yani bir ara. Tamam yavrum. Siz bakın işinize, ben bakarım hadi. Ya nasılsın? Ver. Mehmet ver. Çok sana zahmet. Yok be yavrum, rica ederim. Lan ya kardeşim ya. Adana'nın gururu ya, şerefsizim ya. Yapma ya. Abisinin canı ya, gülü ya. Hemen halletmiş her şeyi ha. Mürterli kahvesini yudumlayıp sehpayı bıraktı. Rukiye abla, Mevlid'i kim okuyacak peki? Vallahi bizim Nigar'a söylediydim ama o gün de işi varmış aksi gibi. Bizim Ayşe abla da okuyor Mevlid'i. Hem öncesinde Kur'an da okuyor, hem de tecvidli okuyor. Olmazsa ona bir soralım be Yıldızcığım. Tamam. Ha kız Rukiye abla, yardım edilecek bir şey olursa söyle, hemen gelirse tamam mı? Canım benim, sağ ol, sağ ol. Eksik olmayın da Nazlı da gelecek, yardımı hallederiz biz. Ay canım. Sahi ya, Nazlıcığımı özledim ya. Nerede, evlendi gitti, kayboldu. İyi vallahi, çok iyi. Ay kız, iyi olmaz mı kız? Maşallah, mutluluktan uçuyor, sevdiği adamı aldı yani. Değil mi çok, ama? Çok iyi, evet. Abi gel, gel. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abimi getirdim. Memnun oldum. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum hanımefendi. Teşekkür ederim. Ben hemen kimliklerinizi alayım, daktilo edeyim evrakları. Ya bizim yalnız hani biraz acelemiz var. Dükkan boş kaldı çünkü. Tabii. Ha onu bir şey yaparsın. Hemen halledeceğim. Ya oğlum niye acele ediyorsun hanımefendi? Telaşa sokuyorsun. Mehmet abi bakıyor ya. Ne demek Mehmet abi bakıyor ya? Müşteri bizim veli nimetimiz değil mi? Dükkan boş bırakılır mı abi? Allah aşkına lütfen. Maşallah. Ya büyüdü vallahi. Elinizden öper. Vallahi büyüdü ya kardeşim. Behmi poşetlerle eve giriyor. Ha, hoş geldin Behmi'ciğim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoşlar. Fehmi abi geldi, hadi biz de yavaştan kalkalım. Oldu Rukiye ablacığım, biz gidiyoruz o zaman. Rukiye poşetleri mutfağa bırakıp geldi. Tamam. Dediğim gibi Rukiye abla, sen bir şey olursa seslenirsin, tamam mı? Tamam canım benim. Ha. Tamam. Ya hanımlar, nereye gidiyorsunuz ya? Ya ben geldim diye mi gidiyorsunuz? Ay yok canım, aşk olsun yani. Kız Fehmi abi ne alakası var? Benim zaten ocakta yemeğim var. Ondan ben gidiyorum. Hadi size iyi günler. Tamam. Hadi canım. Hadi iyi günler. Hadi canım, hadi teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Hadi ayağınıza sağlık. Rukiye. Bu Nurten abi de çok acayip ya. Ya Türk düşmanı ya. Ya ocağın üstüne tencereyi bırakıyor. Açık maçık geliyor. Ne Türk dayanır ne tencere dayanır buna ya. Bahtiyar'la Sinan oturmuş bekliyorlar. Sinan stresten tırnak yemekte. Buyurun, vekaletnameniz hazır. Gel abi, hemen gidelim, gel. Kimlikleri de alın. Şuraları imzalayacaksınız. Tamam. Buyurun. Noter Bey. Hadi gel. Ya oğlum acele etme, tamam ya. Allah ya, çok heyecanlı valla. Tamam dur. Gel git önüne git bakalım. Hadi gel. Ofise geçiyorlar. Hayırlı olsun. Sağ olun, maşallah. İyi günler Noter Bey. Bizim bir şey imza işimiz vardı da. İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler. Buyurun oturun, geçin şöyle oturun. Yok biz hiç oturmayalım. Çünkü bizim işimiz çok acele. Dükkanları açık bıraktık. Müşteriler bekliyordur şimdi. Ya oğlum niye acele ettiriyor, milleti telaşa sokuyorsun ya? Ne demek abi, Nurter Bey'in de işi gücü vardır. Bak bir ton insan bekliyor ya. Bildi ya. Sinan vekaletname ile kimlikleri verdi. Evet. Ömer göz atıp garipsemiş halde kuşkuyla ikiliye baktı. Bayağı geniş bir vekaletname olmuş. Siz okudunuz mu Bahtiyar Bey? Yok okumadım. Ama yani işte bizim dükkanın, evin işte elektrik, su, vergiler, şunlar, bunlar işte. Ben koşturmayayım diye kardeşim sağ olsun vekalet istedi. Ben de vereyim dedim, artık bundan sonra da kardeşim koştur. Burada
tapu ve trafik de var. Evet. Evet yani. Tapu mu? Niye ki? Her türlü vasıta gayrimenkul alım satım ekaletnamesi veriyorsunuz siz. E tabii şimdi noter bey, yani iş düşer bir şey olur abim mi koştursun bu saatten sonra değil mi? Bir dakika bir dakika. Ya noter bey, benim böyle bir alım satımdan şundan bundan haberim yoktu ya. Hele bir oku hele. Ben... Kardeşiniz bununla sizin adınıza tüm alım satım işlerini yapabilir. Yani size ait olan aracı, evi, arsayı ve bunun gibi birçok... Arsayı! Tabii arsayı. Arsayı! Tabii. Sinan! Sen bana diyordun ki abi ben koşturayım ama sen yorulma. Aman şudur, aman budur, biraz daha koşturayım, zayıflarım. Bunun için mi de ha? Yani sen şimdi bu güya bana yardım edeceksin ha? İşi dalavereye getirip vekaletleri benden alıp Adana'daki arsayı satacaktın ha? Abi nasıl olur böyle bir şey, nasıl söylersin? Ne alakası var arsayla ya? Ben sen koşturma, yorulma diye... Nereye imzalıyoruz? Bırak, bırak imzayı, bırak, bırak imzayı, bırak. Bırak kalemi. Arkamdan iş çeviriyorsun, ayıp be. Bir de seni kardeş bildim. Allah'tan noterler var da çabuk uyandım yani ha. Eğer uyanmasam Delaware'ye getirip Adana'daki arsayı satacağım be. Noter bey kusura bakma, vaktinizi aldım. Güzel. Bu bir aile ilişkisi kardeş. Yürü yürü yürü. Şalgam beyinle. Rıza dosya inceleyerek Yusuf'un masasının üzerine oturdu. Bacağını önündeki sandalyeyi uzatıp geri çekerken Yusuf girdi. Var mı haber maber, fax max var mı bir şey? Yok başkomiserim. Saat geç oldu, siz gidin isterseniz ben haber veririm. Klasörü kapattı. Çok geç olmadan bir haber gelseydi keşke ya. Adam mahallede cavs gibi dolaşıyor. Birilerini ısıracak ama elimizde bilgi yok. Keşke bilgi olsa. Biliyorum. Biliyorum, ben o adamı gördüm. Ben o adamı tanıyorum. Biliyorum ama elimizde bilgi yok. Ahmet Huzur Apartmanı'nın yanından geçti, köşe başındaki kahveye yürüyor. Afiyet olsun. Cankuş ne haber? Eyvallah birader. Senden ne haber? İyidir. Otursana. İyi gel. Kahve balıkçının karşısında manavın içinde. Hayırdır? Ne hayır, konuştuk yolum sabah. Ha. Geldi mi Ergun? Geldi geldi. Konuştuk. Ne diyor? Var mı bir sorun? Ya vallahi birader, şimdi alttan girdim, üstten çıktım. Öyle mi oldu, böyle mi oldu sordum. Bayağı bir sorguya çektim tamam. Ama... bir şey demedi ya. Yani bir şey yok gibi. Gibi? Yani bence yok. Ama da sanki yani gözlerindeki o parıltı da sanki biraz sönmüş gibi ama... ya var gibi de yok, tam anlayamadım yani birader. Eyvallah. Ama merak etme, yoktur ya bir şey. Sana bir şey söylemedi yani. Yok söylemedi, bana bir şey demedi. Yani her şey tamam diyor, yolunda diyor. Yok bir şey abi diyor. Necdalar Gül'den de. Neden durup dururken araba alıyorsun Muzaffer? Neden bize sormuyorsun? Necda, artık kalabalık bir aileyiz değil mi? Torun torba gezeceğiz. O eski arabayla mı gezeceğiz Muzaffer? Yani ben biliyorum. Bu mahallede en çok ittirilen araba o. Ah bak, kendi ağzınla söyledin, yakalandın. Bak ne güzel, samimi, insanları etrafında topluyor. Sıcak, samimi bir araba. Muzaffer! Hayatım, şey yaparız yani, bakımını yaptırırız, tamirini yaptırırız. Gider o, gider. Çalışır o, merak etme. Ya Sami Usta ilgilenememiş hayatım. Biz yaptırırız onu, merak etme. Neden bana danışılmıyor? Biz karı koca değil miyiz Muzaffer? İnsan bu konuyu araba alıyorum diye konuşmaz mı ailesiyle canım? Hayırlı olsun. Güle güle kullan diyeceğine iki saattir bana fırça çekiyorsun. Ya bu araba işi, erkek işi. Sen bana danışıyor musun makyajım nasıl olacak, işte saçımı nasıl yaptırsam? Danışıyor musun ha? Aynı şey mi o? Yani sen koskoca arabayı alıp geldin. Hem de eski. Muzaffer altta kaldı. Gülden uykudaki Aslı'yı kucağına almış geliyor. Allah'ım of yani of. Şu çocuğumun kırkı çıksa da ben kendi başıma canım sıkıldığında şu evden kaçıp gitsem. Yarın neyse okunacak, rahatlayacağım, gideceğim vallahi. Sen duyma çocuğum bunları, duyma. Geri gidiyor. Senin yüzün. Galata Köprüsü. Rukiye kazanı ocağa koymuş. Kırmızı şerbet şekeri kalıplarını içine atıyor. Sonunda Mevlid günü geldi. Böyle günler eskiden herkes için çok önemliydi. Çünkü bizi bir arada tutan değerler böyle günlerde güçlenirdi.
örflerimiz, adetlerimiz yaşatılmaya çalışılır. Bu adetlerle birbirimizle olan bağlarımız artardı. Hürten karşı taraftaki tezgahta duran piknik tüpünde tavuğu tütsülerken Dilek ortadaki masada pirinç ayıklıyor. Niyazi direğe yaslanmış dikiliyor. O güne önem katan şeylerden biri de zengin iş adamı Servet'in mahalleye tekrar gelecek olmasıydı. Onunla ortak olmak için para toplayanlar dört gözle yolunu bekliyordu. Sami sokağın köşesinden bakıp geri döndü. Aynı amaç için bekleyen Niyazi ile göz göze geldiler. Ne yapayım mı ya Niyazi? Aynı be ya Sami abi. Butikaya! Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Buraya geldi mi buraya? Ta gelmedi. Buraya gelmedi. Buraya gelmedi. Oraya? Gelmedi. Buraya da gelmedi. Gelmedi. Ta gelmedi. Zor. Gelmedi ya. Hakikaten değişik. O zaman böyle böyle bir daha bakalım. Ha sen oraya ben oraya bakayım. Sami köşeden okul yolu sokağa bakıyor. Ben de şöyle bakayım. Sami geri dönüyor. Allah Allah. Niyazi Sami'ye göz ucuyla bakıyor. Evin be ya. Aynı be ya. Hastaneye girdi. Kıza evde dolanıyor. Kesin gördüm ben bu adamı, kesin gördüm. Bir yerden tanıyorum onu ama nereden tanıyorum anlamadım. Üstünü değiştirmiş. Emel halini garipseyerek salona giriyor. Rıza. Ya Allah Allah. Uyum musun? Kendi kendine konuşuyorsun. Vallahi korkmaya başladım ha. Korkma Fidan'ım, korkma, korkma. İyiyim, ben iyiyim. Sadece tetikteyim. Bir delil bulsam hemen bineceğim tepesine o adamın. Açsın, yiyecek bir şey hazırlayayım. Ha? Yiyecek yok, bir şey. Ben karakola gideyim. Belki de bir haber gelmiştir, ben gideyim. Rıza, belki sandığın gibi değildir ha. Belki adam gerçekten zengin, hayırsever bir adamdır. İnşallah öyledir Fidan'ım. İnşallah öyledir. Sizi alıp memlekete gitmeyi çok istiyorum ben. Dinlenmeyi. İnşallah öyledir. Allah'ım. Rıza ceketini giyerken Emel uğurlamaya yürüdü. Karşısında dikiliyor. Selahattin değnekleriyle kahveye geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırdır Alper ya? Birini mi bekliyorsunuz? Bu zengin adamı bekliyoruz komiserim. Zengin gelin. Adam mı? Zengin adam kim ya? Oo, sizin haberiniz yok mu komiserim ya? Oturdular. Bu ya neyse anlatmayayım. Şimdi gele tanışırsınız siz de. Ha iyi tamam. Ya Selahattin komiserim. Yatırım falan yapacaksanız kaçırmayın derim ha. Yani kıyak fırsat bu. Yok be Mesut abi. Biz memur maaşıyla ay sonunu zor getiriyoruz. Yatırımı nasıl yapacağız Allah aşkına? O da doğru. Komiserim bu arada nasıl oldunuz ya? Çok geçmiş olsun. Sağ ol Alper, sağ ol. Yani görevde mi oldun? E işte onun gibi bir şey. Silahı temizlerken vurmuş diyorlar kendini. Ya iyi de Mesut abi tam göreve çıkıyordum o anda oldu yani. Neyse ne komiserim ya iyisiniz ya. Tekrardan çok geçmiş olsun. Tabii tabii canım, geçmiş olsun. Ya Selahattin komiserim, ne yaptınız, uğradınız mı? Rıza komiseri gördünüz mü karakolda? Yok, başkomiserimiz ne çıkmadı mı? Yok ya, vazgeçti karakolda. Allah Allah. Niye vazgeçti ki ya? Ya gene bir işlerin peşinde o. İş peşinde. Ha, iyi o zaman ya, ben gideyim karakola da burada boş boş oturmaktan iyidir yani. Başkomiserime belki bir faydam dokunur değil mi? Tabii tabii. Yani hadi. Hadi sana afiyet olsun Alper. Eyvallah. Hadi hayırlı işler Mesut abi. Hadi güle güle, selametle. Aman dikkat et. Dikkat ol. Yazık bu adama ya. Ya oğlum nasıl yardımcı olacaksa baksana ya. Yani bu adam silahını temizlerken kendini vuran adam be. Allah vere de Rıza başkomiseri vurmasa. Dalga geçme adamla, gel otur şuraya. Ya ne oturacağım oraya? Sen bittin mi? Bittin mi? Bir tane daha vereyim mi? Ver. Oh. Niye gelmedi bu adamla? Ne bileyim ben ya. Sen şey yap. Bir ıslık mıslık çal ha gelirse. Bakış seferleri. Aslı yıkamak için gerekli malzemeler ortaya hazırlanmış. Rukiye örtüden aldığı taşları gözleri kapalı birer birer leğendeki bezin üstüne diğerlerinin yanına atıyor. At onları da. Taşları da attık. Oh tamam. Yeter artık, atmayın taş falan canım. Aa çok fazla şey koyuyorsunuz. Bir karışmayın. Allah aşkına bir şey biliyoruz da yapıyoruz. Bunlar hep ömrü böyle bereketli geçsin, güzel geçsin diye yapılır. İyi şeyler bunlar. Ay kuzum benim. Ay. Ay kız Rukiye abla, ben beyaz ip de getirdim. İp atalım, böyle saçı ak olana kadar yaşasın inşallah. Hadi inşallah. Tabii tabii, şey anasının babasının yüzüklerini de atmak gerek. Ha Gülden, ver alyansını ver. Vereceğim, vereceğim de anneciğim o sıcak olmasın o su. Yok be çocuğum, bakıyorum işte değil. Allah Allah. Ay, verme kızım artık, yeter. Vallahi çocuk mikrop kapacak ya. Aa. Yeter.
Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi işte yavaş yavaş çıkar sen onun üstünü şimdi. Nazar boncuğu da atmışlar. Aslı beşikte. Necda ile Gülden kundağını açıyorlar. Oy kıyamam, kıyamam. Ömer Rukiye'nin karşısına oturmuş. O kuyruk üflüyor. Gülden Aslı'yı beşikten alıyor. Gülden tutarken Necla üstünü soyuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy oy yerim ben seni. Oy oy kurban oy. Oy yerim oy, ben seni. Oy, oy. Üşütmeyelim. Ay, üşütmeyelim de şuraya geç sen Gülden. Geç, geç geç geç. Orada sor. Yardım ediversen Nazlıcığım. Gülden kanepede. Nazlı ile Dileğin arasında. Leğen ayaklarının dibinde. Su iyi değil mi? Çok güzel, çok güzel. Şahin heyecanlı, Elvan gergin. Gençler selamlar. Oo, Çatatoy. Gelmedim. Naber? Özledim ya. Hoş geldin Çatatoy. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Bana bak, evlenmediniz mi yoksa hala? İşte o iş bugün belli olacak. Nasıl bugün belli olacak? Baya vallahi işte. Çatatoy. İyiyim be ya. İyiyim, sağ ol Sami abi. Sen nasılsın? Aynı be ya. Vallahi helal. Acayip kıyak askerlik. Avara geziyorsun, avara geziyorsun. Sorma vallahi, canım çıkıyor gezmekten. Allah ya. İyi günler. İyi günler. Bunu Kani Usta oldu, Sami Usta. Ha, tamam. Kani. Değil mi bizim Kani Usta? Tamam o zaman. Pasta kutusu. Hadi sağ ol, selam söyle. Olur. Ha, iyi günler. İyi günler. Bunu Yusuf Usta yolladı. Ver bakalım, tamam. O da aynı kutuda. Hadi. Sami onu da masaya koydu. Evet. Hadi bakalım, rakiplerinin pastaları geldi. Seninki nerede? Koşu pozisyonunun yürüme temposu olan pembe panter yürüyüşüyle hevesli gitti. Ne oluyor? Ya Şahin bugün 40 yıllık ustalarla yarışacak. Bu da onların pastaları işte. Ne? Benim için. Ay çok romantik ama niye olduğunu hala anlamadım. Ben hazırım işte. Benim pastam da burada. O zaman ben gidip millete haber vereyim. Sonuçta şahit gerekecek usta. Evet, iyi olur. Güçlü Akasya sokağı açılan yan kapıya yürüyor. Ön taraf Mehmet Hilmi Efendi sokağı. Kuzum, kuzum, kuzum. Tamam. Gülden, al sen güzel güzel bunu içeride güzel. Getir, hadi çocuğum benim. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Aşkım, Gülden, ha. Gülden sen bunu içeride bir daha yıkayıver çocuğum. Ha. Yani her şeyi attılar içine vallahi. Mikrop kapacak çocuk, hadi. Hadi bir çabuk yıkayıver kızım. Aslı halıya sarılı. Siz de kaldırın onları. Hadi çocuğum sen. Emel ve Dilek leğeni götürürken Nurten kovaları aldı. Hadi bakalım. Hadi geçeriz. Buyurun, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sami arkasını dönüp gözleri kapatmış. Gözünü seveyim Çatatoy ya, bir karışıklık olmasın. En güzel pasta benim pastam. Göreceğiz bakalım. Ay inşallah. Güzellik ve lezzet görecelidir. Kimine göre iyi gelen, kimine göre iyi gelmeyebilir. Tamam da sen karışma, gözünü seveyim Basri abi, karışma ya. Allah aşkına karışma ya, ben ne emek harcadım bu lezzeti yakalayabilmek için. İyi de Şahin'cim, diğerleri de yıllarını vermiş ustalar. Olabilir, olabilir Niyazi abi, ama onlar benim gibi aşık mı ha? Şşt, tamam. Vık 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 şey abi. Vallahi gözlerim kıkamaktan birbirine yapıştı. Hadi hazırsa başlayalım. Tamam şimdi. Sami abi. Evet. Her ustanın adı pastasının altında yazıyor. Tamam. Sen yiyip seçeceksin. Bir bakacağız, o pastanın ustasını bulacağız. Tamam mı? Tamam. Artık dönebilirsin. Hepsinden birer dilim kesilmiş. Hadi bakalım. Sadece Niyazi ile Basri gelmiş. Altınlar beşikteki kaneviçe işlemeli yastığa takılmış. Nurten'den sonra karşıdaki kadın da takıyor. Aslı Gülden'in kucağında. Hepsinin saçları kapalı. Ay Gülden, sitin bol olsun anne. Efendim? Sitin bol olsun. Kızım amin denir. Amin. Masada ikramlıklar.
adettendir. Sütün bol olsun Gülde. Amin ablacığım, amin. Bak kuzum benim. Güldencim, bak o şerbeti Ayşe'de Mevlüt bitince dağıtacağız. En çok senin içmen lazım. Çok yarar sütü, tamam mı? İçerim anneciğim, içerim. Tamam benim. Ayten Hanımcığım, başlayalım mı acaba? Başka misafiriniz yoksa beklediğiniz kişi, başlayalım. Yalnız şu sehpaya birazcık pirinç, su, tuz da koysak. Ha, tamam tamam, ben onları. Çok iyi oldu. Nazlı sen getiriver çocuğum, hadi. Ha, tamam. Tamam. Sami'nin beğenisine sunulan pastaların üçü de kakaolu ve süslemelerine kadar aynı çeşit. Çağatay, Elvan ve Şahin masanın başında dikiliyorlar. Şahin heyecanlı, güçlü merakla geride bekliyor. Sami baştaki tabağı aldı, çatalla bir parça kopardı, ağzına attı. Tadına varmaya çalışarak gözlerini sağa sola çeviriyor. Elindekini bıraktı, ortadakini aldı. Masanın başındaki gençlerin heyecanı dorukta. Çağatay başını Şahin'in başına yaslayıp geri çekti. Şahin alt dudağını ısırmış. Sami bir çatalla ondan aldı. Yüzünde değişik bir ifade barındırmadan tadına baktı. Ardından son tabağı aldı. Elvan heyecanla izliyor. Sami son yediğinden emin olamamış gibi ağzına bir parça daha attı. Elvan avucunu yumruğuna vuruyor. Sami tabağı bırakıp Basri'nin masasından peçete aldı, ağzını sildi. Bu. Baştaki. Yok yok. Şu. Ortadaki. Hangisi? Bu. Yok yok. Şu. Dur dur. Sondakini alınca Elvan'ın yüzünde güller açtı. Sami hallerinden işkillenip tabağı geri bırakır gibi oldu. Sonra tekrar yemeğe yeltenerek tepkisini gözlemledi. Çatalı ağzına götürecek gibi olup Şahin'e bakarak vazgeçiyor. Hadi Sami abi. Ağzına atıp bıraktı tabağı. Peçeteyle dudaklarını siliyor. Tamam, karar verdi. Hangisi? Hangisi? Sondaki. Tamam, bir daha göster. Tamam. Kazanı. Ha, böyle yaptım, bu dedi. Bu. Yani bu. 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 Tamam, bu. Tamam, bu. Tamam, bu. Tamam. Tamam. Ne oldu şimdi? Şimdi. Evet. Sami abinin en beğendiği pasta bu. Evet, o. Başlıyoruz. Kaybedenden açmaya. Evet. Önce bu. Kaybeden. Tamam. Bakalım Şahin mi kaybetmiş yoksa şansı devam mı ediyor? Hep beraber. Ellerini uzatıp bilekten sallıyor. Sami ve Basri eşlik etmediler. Çağatay baştakini kaldırdı. Kani Usta'nın pastasını seçmedi Sami Usta. Şahin'in şansı 50-50 devam ediyor. Şimdi ikinci kaybedeni açıyoruz. Evet. Eğer ki bunun altından Şahin çıkmazsa... Şahin Elvan'ı alır. Şahin mi? Değil mi? Hep beraber. Biraz coşkuyla, coşkuyla. Çağatay Sami'nin harekete katılmadığını görünce pastayı kaldırmaktan vazgeçip onu da teşvik etti. Ne diyorsun? Hayırlısı olsun. Allah izin verirse evlenirler diyorum. Ha, bakacağız, göreceğiz. Hemen. Ama babacığım söz verdi. Evet ya, söz verdi. Sami'nin yelkenler düştü. Tamam, tamam, hadi. İnşallah. Bir dakika. Tamam, çok önemli de. En daha önemli şey, şey yapıyor. Heh. Aferin. Bu işi öğrenmişsin. En çok buna sevindim. Vallahi beğendin mi? Elvan boynunu atladı. Baba kız sarmaş dolaşlar. O gün bir insanın hayatındaki en önemli günlerden biriydi. Boşuna değildi 40 gün olması. Dünyaya ilk tepki vermeye başladığımız günler 40. günümüze denk geliyordu çünkü. Dışarı çıkıp hayata karışacak kadar güçlendiğimiz ilk gündü 40'ımız. Aslı ağzında mavi emzikle annesinin şefkatli kollarında uykuya dalmış. Karakol. Niye gelmiyor bu faks?
Başkomiserim, bu faksın burada ne işi var ya? Ne faksı bekliyorsunuz siz? Ya Selahattin, başkomiserim bu zengin adamın dolandırıcı olduğundan şüpheleniyordu. Kayıtlarda da ona benzer birini bulmuşlar. Resmini göndereceklerdi. Hadi tamam uzatma. Niye gelmiyor? Bu faks niye gelmiyor Yusuf? Ya başkomiserim, acaba buraya taşıdık diye mi gelmiyor? Ne alakası var? Sepet kafalı uşak. Numara aynı numara. Yollayacağım dedi. Yollamadı. Gelmedi. Niye gelmiyor? Bu faks niye gelmiyor? Bu faks niye gelmiyor? Niye gelmiyor bu faks? Başkomiserim, siz emin misiniz? Sizce gerçekten dolandırıcı mı bu adam? Yani kahvede kimse öyle demiyor. Öyle mi? Evet başkomiserim. Evet başkomiserim. Evet başkomiserim. Biz kahvedekilerin dediklerine göre bu polislik yapacağız. Karışma sen işime. Boş boşla konuşma. Ya başkomiserim, ben size yardımcı olmak için söylüyorum ama. Ama sen karışma. Sen bana yardımcı olma. Sonra yanlışlıkla öbür batağını vurursun. Selahattin bozuldu. Niye gelmiyor bu fas? Fas! Faks! Kontrol et. İpleri takılı mı? Bağları. Bağ elektrikler var mı? Kontrol ettim başkomiserim. Bir daha et. Saçlar açılmış. Aslı emziksiz. Babaannesinin kuzusu, kuzusu. Emel'ciğim, alsana bıcağını acık. He, alayım değil mi? Almaz mı? Ay, ablacığım, düşürmeyesin. Ay Gülden, yani ben tecrübeliyim. Ben de bebek büyüttüm, düşürür müyüm güzelim? De, bak uyuyor şimdi yani. He, neyse uyumuş. Hadi uyusun sonra. Evet. Kimler tavuklu pilav ister? Ay, hanımlar her zaman tavuklu pilav yersiniz. Vallahi içeride etlisi de var, ben yaptım. Onu da getirsene. Tabii ki bizim evde huzur uzun sürmez ve annemler arasında mutlaka bir çatışma başlardı. Ve bebeğin kime gideceği konusu yine patlak vermişti. Afiyet olsun canım benim. Ya işte böyle afiyet olsun şey. Aslı da bu akşam bize oturmaya geliyor. Aa, yok canım. Nereden çıktı o? Yani hanımlar, yani adet bu bebeğin yüksek kata gitmesi değil mi ayol? Aa, bize gelecek tabii. Evet evet, öyledir Rukiye abla. Ne biçim adetmiş yani? Hayır, hazırlık yaptık yani o kadar da. Allah Allah. Aa, kız Rukiye abla, bizim ev yüksek. Bize gelir annem. Aa, ne diye size geliyormuş el alemin evine canım, burada anneannesi dururken. Kız. Ay aşk olsun Necla abla, yani ben el alem miyim yani, yabancı mıyım ben? Ne demek istiyorsun sen yani? Aa hayatım, niye sana gelsinmiş el alemin evi? Yani anneannesi yüksek katta otururken anneannesine gelecek tabii. Ay el alem diyor kadın. Bütün bunları konuşmuştuk ama Necla düştü vallahi, misafirlerin yanında konuşturacaksınız beni. Evet, konuşmuştuk yani, konuşmuştuk tabii ama siz de biraz susmasını bilseniz. Ah ne iyi olacak. Hayati kolonda direğe sarılmış esniyor. Ne oldu Butik? Gelmedi sizin zengin adam. La vallahi kalp yapar, tansiyon yapar, şeker yapar bu adama be. Ya kardeşim, adam diyorum. Gelecek. Kapı gibi adam. Bak gelecek. Pazartesi günü de banka açıldığında, borsa açıldığında gideceğiz. Çatır çatır hisse senetleri bizi vereceğiz. Zengin olacağız. Zengin. Sonra gelsin ortaklıklar, gelsin paralar, gelsin yeni işler be. Oldu canım, oldu. Bak şuraya yazıyorum. O adam gelmez. Bana bak. Bu butik ince dal ya. Onu değnek yapar senin duvarın bak ha. Ağzını hayrat. İşte mi lan? Servet'in aracı dört yol ağzında uzaklaşırken İdris tezgahından neşeyle selamladı. Geldi. Araç yolu yine çıkadı. Işte. Şoför geldi Servet'in be. Kapısını açmaya gidiyor. Araç karakolun tam karşısında pastane kalabalık. Buyur. Müzeyyen ve Servet ayrı kapılardan iniyorlar. Servet saçsız gözlüklü üçgen yüzlü kumral bir adam. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Oğlum efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. Hoş bulduk. Ne iyi, merhaba. Buyurun. Nereye, burada mıyız? Buyurun. Oo, herkes buradaymış ya. Kağıt faks makinesinin ucundan yeni yeni görünürken Rıza heyecanlı bekleyiş içinde. Haydi ya, haydi. Bak şuraya kadar geldi, buradan dışarı çıkamıyor mu ya? Çıkmıyor bir türlü. Kim bu faks için büyük kolaylık demişti? Uzmanlar. Uzmanlar. Bu mu kolaylık? Altı üstü bir resim. Robot resmini çizmek bile bundan daha kısa sürdü. Evet arkadaşlar, bakın sözümde durdum. Ela.
Bizim şirketi halka açmadan önce mahalleye açıyoruz. Sevildiğinizi bilin ya. Ben bu mahalleyi gerçekten çok seviyorum. Bak pazartesi bu halka açılacak. Pazartesi saat 10'a doğru bir tane kalmaz. Şimdiden siz acele edin. Güzel sen yardımcı ol insanlara. Bir dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Ellerinde para desteleriyle başlarını üşüştüler. Birbirleriyle yarışıyorlar. Sağ koltuğunda sabırsız. Başkomiserim, başkomiserim siz ne yapacaksınız burada ya? Adam pastanede milletle paraları hazırlamış. Geldi değil mi? Kalktı. Haydi bir Fox, haydi Fox. Haydi gözünü sevdim Fox. Haydi, haydi! Kim çıkacak acaba ya? Saçma o ya. Bu saçma o değildir, mümkün değil. Dur bakalım, dur, 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 dur. Sıksın, önce sıksın. Heyecanlı bakışlar Fox'ta. Resimdekinin saçları gür kabarık. Servet çantayı parayla doldurmuş. Geç arabaya. Evet arkadaşlar, siz hemen şimdi gidin savcılıktan birer sabıkasızlık belgesi alın. 12 adet vesikalık fotoğraf çektirin. İkametgah falan ayarlayın, hemen başvurun. Neden? Nereye? Neden? Kulübe başvuracaksınız arkadaşlar. Hangi kulübe be ya? Zenginler kulübüne be ya. Oo kıyak ya. Ya arkadaşlar artık bundan sonra çınar altında oturacak haliniz yok ki sizin. Ha. Siz artık zenginsiniz ya. Bizim kulübümüz ayrı. Akşamüstü orada buluşacağız. Bir drink alacağız değil mi? Zaten kaç kişiyiz ya? Zaten azınlığız. Tabii 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 doğru söylüyorsunuz Servet Beyciğim. Şöyle karşılıklı röpte şambırlarımızı giyip okeyimizi oynamaz mıyız ya? Bir şey de söyle. Var ya o bir şeylik. Tabii bir fular alır. Böyle evet, olmaz. Fular zorunluluğu var yani. Ya giremiyorsun içeri ya. Yok yok. Sevdim bak zengin esprileri hemen başladı. Evet evet. Para mizahı da yükseltiyor. Kaç kişiyiz be burada? Yani. Röpte şambır sevmem. Bir şık yapa. Benim hasta bakıcı önlüğü var. Ben tiril tiril ondan gelirim ben. Ama size var ya çok kanım kaynadı şey benim biliyor musun? Böyle ne bileyim nur yüzlü büyük bir adamsınız be. Floresan gibi yanıyorsunuz vallahi. Fox'tan çok yavaş çıkan resim alın hizasına yaklaşıyor. Rıza gergin, pür dikkat. Bekir, Selahattin ve Yusuf merakla resme odaklanmışlar. Bu olamaz başkomiserim. Bunun saçı var. Dur bakalım dur. Ah be ya, ya komiserim ne oluyorsun bana acaba? Başkomiserim bu Fox gelene kadar ben bile bu halimle gider gelirdim ha. Tamam susun susun. Review'yu hazırlar dışarı çıksın. Bekir gidecek gibi olmuştu geri döndü. Hadi arkadaşlar hayırlı olsun. Artık yarın sabah zengin kahvaltısı yapılır. Birçoğu ellerinde hisse senetleriyle. Kalabalık pastaneden Servet'le birlikte çıktı. Rıza'nın heyecanlı bekleyişi sürmekte. Fox'tan alnının olduğu kısım çıkıyor. Bekirler bakışlarını onunla Fox arasında gezdirdiler. Dört gözle resmin çıkmasını bekliyorlar. Zenginler, hadi görüşürüz. El sallatı araca geçiyor. Resim kaş hizasına yaklaşmakta. Alın Servet'inki gibi geniş ve açık. Servet şoförün tuttuğu kapıya yaklaştı, biniyor. Resimde kaşlarla gözlüklü gözlerin bir kısmı çıktı. Gidişat Servet olduğunu göstermekte. Rıza heyecanlı. Resimdeki Servet'in tıpkısının saçlısıymış. Emin olmak için sonuna kadar çıkmasını bekliyorlar. Rıza onun olma ihtimali ağır basınca panikledi. Bekir pür dikkat Fox'a eğildi. Servet'in yüzü tamamen görününce Bekir'in gözleri büyüdü. O adam. Başkomiserim bu. Saçı var ama o. Buldum. Dolandırıcıyı buldum. Dolandırıcı. Bravo başkomiserim ya. İşte benim başkomiserim bu ya. Ya başkomiserim gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Bu ambu var ya dolandırıcının şahıysa sen de polis kuvvetlerinin padişahısın. Başkomiserim vallahi saçsız da olsa tanıyorsunuz ha. Buldum onu. Helal olsun. Saçı var ama dolandırıcıyı buldum. Şoför direksiyondaki vites kolunu indirdi, gazı körüklüyor.
Adam kaçtı. Dolandırıcı kaçtı. Tamam. İnsanların zengin olma hayallerini kullanarak paralarını çalan dolandırıcılar her dönem vardı. Ve o yıl bize en büyüklerinden biri gelmişti. Mahallemizin tertemiz güzel insanları o gün bir daha hiç göremeyecekleri paralarına el sallıyorlardı. Neşe ile arabanın başındalar. Servet karşısındaki karakola bakarak küstahça sırıtıyor. Sezon finali. Bu dizinin betimlemesi Mint tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Yeti yazarı Nezam Şalkamcı. Seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Fatih Koluvar, Bülent Temur, Tugay Çiftçi, Gökberk Yılmaz. İşaretli Berrak Fırat. Son kontroller Ayşegül Derin, Dolunay Yunan, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Murat Çağlar Özçelik, Hava Faydalı. Oyuncular Güçlü Umut Vardarlı, Sinan Ali Fuat Bekseren, Refik Ahmet Ekinci. www.80ler.tv twitter.com/80lermint www.facebook.com/80lermint. Dönem bir çemberin boşluklarından ışık hizmesi süzülüyor. Platformun ortasında yazan Mint Bey'in Türkiye yıldızı havalanıp yıldızların önüne geçti. Program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon, Yayın, Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Tanım Şirketi'ne yaptırılmıştır 2016.